Günaydın değerli izleyenler. Bugün 24 Nisan Çarşamba, hafta ortasındayız ve günün rotasıyla karşınızdayız. Yine her sabah olduğu gibi 12'ye kadar yaklaşık 3 saat boyunca güne ve gündeme yön veren başlıklarla karşınızda olacağız. Ekonomi ve siyaset bloğuna geçmeden gündemde neler var hemen hep beraber bakalım. Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'di. Randevu için gün sayılıyor artık. İkili dün Meclis Özel Resepsiyonu'nda bir araya geldi ve çay içtiler. Meclisin ve bağımsızlığın bayramını kutladılar. Şimdi ise gözler o buluşmada. Randevu isteyeceğiz, umut ediyoruz ki Çankaya Köşkü'nde bir araya geliriz ifadesini kullanmıştı Özgür Özel. Ama açık kapı da bıraktı. Dünkü resepsiyonda beklenen tarih verilmedi. Ama haftaya dendi. Görüşmenin nerede ve ne zaman gerçekleşeceği tam olarak planlanmadı. Gündem tam olarak ne olacak o da belirlenmedi ama aldığımız kulislere göre Özgür Özel'in belediyeler ve borç sorununu dile getireceği yönünde bilgiler var. İlerleyen günlerde detaylar için bizler de yakın takipteyiz. Bir taraftan randevu için gün sayılıyor demiştik. Neler söylendi? Ona bir bakalım. Özgür Özel diyor ki Cumhurbaşkanı'yla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Randevu talep edeceğiz. Cumhurbaşkanı ise kendisi bir araya gelelim, çay içelim demiş. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz demişti. Bakalım hangi gündem başlıkları masada olacak. Bizim gündemimizde ne var? Maaş zamları elbette. Çalışma Meclisi çok kritik toplantılar yapıyor. Daha doğrusu Bakan Vedat Işıkhan kritik ziyaretlerde bulunuyor. Konfederasyonlara, sendikalara gidiyor. Asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılmayacağını hükümet sıklıkla söylemişti ama o günkü şartlar ne gösterecek? Yeniden gündeme gelebilir mi zam konusu? Bunu konuşacağız. Dün Sayın Ergün Atalay önemli bir cümle kullandı. Dedi ki mesele sadece asgari ücret değil, mesele enflasyonun dizginlenmesi. Zaten biliyoruz ki enflasyon dizginlenince maaş zamlarında daha az konuşmak zorunda kalacağız değerli izleyenler. Bakan Vedat Işıkhan'ın da önemli açıklamaları vardı. Söz konusu çalışma meclisinde asgari ücret masaya yatırıldı. Bunun yanında emekli ve memur zamları da masaya yatırıldı. Hepsine bakacağız. Ama önce Vedat Işıkhan'a ve Cevdet Yılmaz'ın o sözlerine bir bakalım sizlerle beraber. Şimdi neler söyleniyor Vedat Işıkhan? Şunu telaffuz etti. Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz. Gelen açıklama böyleydi Vedat Işıkhan'da. Emeklilerle ilgili yaptığı günlük hayata dokunan bir takım düzenlemeler olacak. Çalışmalar hazır olduğunda paylaşılacak ifadeleri de Cevdet Yılmaz'a ait. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadelerinde de bu cümleleri gördük. Çalışmalar hazır olduğunda paylaşılacak dedi Cevdet Yılmaz. Yüksek enflasyon ve geçim derdini konuşuyoruz maalesef. Çareyi aramada sadece maaşın çözümü olmayacağı sık sık dillendiriliyor. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet temsilcileri tarafından kamuda da bunun yansımalarını görmeye başlayacağız gibi tedbirler konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda tasarruf amacıyla atılacak adımları tek tek anlattı. Çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erdoğan taşıt kullanımından demirbaş alımlarına kadar tüm harcamaların gözden geçirileceğini ifade etti diyebiliriz. Bir taraftan da bu fahiş fiyatlarla ilgili aslında önlemleri takip ediyoruz diyebiliriz. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız ifadeleri var. Resmi taşıt kullanımlarından haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecek. Tasarruftan kamuda ihtiyaç dışı gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır gibi önemli ifadeler görmekteyiz. Bu da Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan cümleler. Şimdi bir taraftan marketlerdeki denetimleri de görüyoruz. Bunların da devam ettiğini takip ediyoruz. Önlemleri de bu anlamda konuşmaya devam ediyoruz. Mesela ambalajlara fiyat yazılacak mı? Milletimizin fahiş fiyat yükünün altına ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ambalajların üzerine fiyatların yazılmasını düşünebiliriz bu anlamda önlem olarak diyor. Yine Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri bunlar. Ve bununla birlikte terörle mücadele vurgusu da vardı Erdoğan'ın sözlerinde. Ondan da bahsedeceğiz elbette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak ziyareti dönüşünde gündeme dair soruları yanıtladı. Gündemde hem 13 yıl sonra gerçekleşen ziyaret hem de Gazze'deki son durum vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesi beklentisinde olduklarını söyledi. Ortak operasyon olacak mı sorusuna ise
Gönül ister ki bu mücadeleyi komşularımızla müşterek sürdürelim cevabını verdi. Ve tüm bunlar yaşanırken teröre de darbeler inmeye devam etti. Ortak operasyon olacak mı? İlerleyen günlerde ne bekleniyor? Enine boyuna ele alacağız. Yine gün rotasında masaya yatıracağız. Şimdi ne var gündemde? Hemen o başlıklarla haberlerimiz nezdinde devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları Beştepe'de kabul etti. Koltuğunu Çocuk Cumhurbaşkanı Atilla Egemen Çulcuoğlu'na bıraktı. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada Erdoğan çocuklarla birlikte şarkı da söyledi. Gözümüzün nuru siz evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 23 Nisan coşkusuna bu sözlerle eşlik etti. Tüm dünya çocuklarına seslendi. Tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda küçük hanımları, küçük beyleri Beştepe'de ağırladı. Cumhurbaşkanı koltuğunu Atilla Egemen Çulcuoğlu'na bıraktı. Çocuk Cumhurbaşkanı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ama bir şartı vardı. Bugün bizim bayramımız, bu yüzden ekonomiyi bu özel günü karıştırmak istemiyorum. Lütfen bizim bu özel bayramımızla alakalı sorular sorun. Kabine toplantılarının yapıldığı salonda gerçekleşen kabulde küçük bakanlar koltuklarına oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirleriyle sembolik bir kabine toplantısı yaptı. Buluşma renkli görüntülere de sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların çaldığı şarkılara eşlik etti. Biz bu yollarda beraber ıslandık, yağ yağmurda. Şimdi söylediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Erdoğan bir öğrencinin kuklasıyla yaptığı vantrolog gösterisinde ise atasözlerinin devamını getirdi. Kendi oyunları oynuyoruz. Hatta sizinle de oynayalım da siz atasözü söyleyelim. Ana tanımlarını oynayalım. Siz tanımlayın. Olur mu? Olur. Dinlemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Öğrencilerin okuduğu şiirleri de büyük bir dikkatle takip etti. Bak böyle işte şiiri okuduğun zaman ağlayarak okuyacaksın ve ağlatacaksın. Erdoğan ayrıca TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği için 29 ülkeden gelen 500 çocukla hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk dünyasından Ankara'ya gelen çocukları da Beştepe'de ağırladı. 1-23 Nisan klasiği her yıl olduğu gibi bu yılda koltuklarda çocuklar vardı. Büyükler koltuklarını geleceğin sahiplerine devretti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılını sevinçle, coşkuyla bu anlamlı günün iyiliklere, esenliklere vesile olmasını diliyorum. Büyükler koltuklarını 23 Nisan'ın sahibi çocuklara bıraktı. 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan meclis başkanlığı koltuğuna oturdu. Yanı başındaysa Numan Kurtulmuş vardı. Egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün. Bugün milli egemenliğin bayramıdır. Kutlu olsun. Koltuğunu devreden bir başka isim de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Meclis makamındaki koltuğunu Dora Mimaroğlu'na bıraktı. İhtiyacınız olursa şuraya basarsanız Mina Hanım size istediğiniz telefonu bağlar. Hayırlı olsun efendim. Buyurunuz. Biliyorsunuz ki dünyamızın kaynakları sınırlı. Lütfen bizlere ileride içinde yaşayacağımız temiz bir dünya bırakın. Devir teslim töreninin yaşandığı bir başka adreste Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Yusuf Tekin'in koltuğunda Irmak Genç vardı. En içten ve en yüksek sesimle söylemek isterim ki milli egemenliğin bu şanlı bayramı hepimize kutlu olsun. Çocuk bakanlar gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmadı. İlk icraatım olarak ben okullara daha çok atölyeler tarzında odalar açmayı düşünüyorum. Da genel müdürümüz orada, bak onu hemen duyuyordur, notunu almıştır şimdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşsa kendine sosyal medyadan ulaşan bir anneye kayıtsız kalmadı. Koltuğunu otizmli Muhammed Uğur'a bıraktı. Nasılsın? Ben iyiyim. Seçim bitti. Görevimize başladık. Kravatımız devam ediyoruz. Aynı. Aynı mı? Evet, evet. Dokun. Evet, bu başkan kravatı bunlar. Değil mi? Dokun. Bak.
Evet Sayın Vali, söz sizde. Buyurun. Çorum'da da Vali Zülkif Dağlı'nın koltuğuna 4. sınıf öğrencisi Ayşe Nefin Ölçüm oturdu. Maçlara gitmek isteyen çocuk taraftarlar için önemli bir talimat verdi. Çorum FK maçlarına çok gitmek istiyorum ama çok argo kelimeler kullanıldığı için pek gidemiyorum. Bu yüzden argo kelimeler kullanılmayan maçlar istiyorum. Elazığ Valiliğini ise 7. sınıf öğrencisi Ensar Doruk Tanış temsil etti. Dikkat çektiği ilk konu deprem oldu. Sismik izolatör sistemini örnek gösterdi. Sistem onun daha az hissetmesini sağlamış. Mesela Elazığ depremini 3.3 büyüklüğünde hissetmesini sağlamış. Sen de bunu diğer konuttan mı öğreneceksin? Evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da 4. sınıf öğrencisi Alya Ada Nizamoğlu'na devretti koltuğunu. Ülkesini uluslararası alanda solist olarak temsil etmek isteyen Alya, seslendirdiği şarkıyla da barış mesajı verdi. Paylaştıkça güzel hayat, gitmen olur. İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını söyledi. Vali Gül, Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak dedi. 1 Mayıs, 1 Mayıs, işçiliğinle bekçiliğin bayramı. Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikler var biliyorsunuz. 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Merakla beklenen konuya değindi. 1 Mayıs kutlamaları hakkında açıklamalar da bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konular arasında yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vardı. Vali Gül 1 Mayıs Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak dedi. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta disk, kesk ve benzeri kuruluşlar olmak üzere memur sen, hak iş, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik. İstanbul'un herhangi bir yerinde, uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içerisinde, günün anlamına uygun şekilde, coşku içerisinde, o demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Olayın taraflarıyla iki kez görüştüklerini kaydeden Gül, kutlama yerinin bu hafta içinde netleşeceğini ifade etti. Olayın taraflarıyla biz iki kez görüştük. Muhtemelen bu hafta içerisinde de netleşir. Kutlanacak yer itibariyle netleşir. Yani... Şimdi sizi İzmir'e götüreceğiz. İzmir'de bir dönerci 23 Nisan nedeniyle çocuklara ücretsiz ekmek arası döner ve ayran dağıttı. Elbette kutlamalardan dönen çocuklar bu sürpriz ikramdan dolayı oldukça mutluydu. Her yeri balonlarla süsledi. Ekmek arası döner ve ayran ikram etti. Çocukların bayramını böyle kutladı. İzmir'in Konak ilçesindeki bir dönerci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ikramlarla kutladı. Okulumuza gidip öyle eğlendik, gezdik, tolduk, öyle etkinlikler sunduk. Kutlamalardan dönen çocuklar önce sıraya girdi. Daha sonra ikram edilen ekmek arası döneri afiyetle yedi. Sıraya geçtik, bize döner ve ayran verdiler. Tadı çok güzel, teşekkür ederiz. 40 kilogram etle yapılan döner yaklaşık 500 çocuğa ücretsiz dağıtıldı. Çocuklar ikramlardan dolayı oldukça mutluydu. Şimdi sizi 23 Nisan gündeminden biraz uzaklaştıracağız. Büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'den bahsedeceğiz. İspanyol devine adapte olmaya başladı. Daha doğrusu takımı kendine uydurmaya başladı diyebiliriz. Şu görüntülere bakacaksınız şimdi. Milli futbolcumuz Madrid'deki evinde takım arkadaşları için mangal partisi verdi. Halayda oynadığı kadar takımda oynatılmadı. Ama yine de dünya yıldızlarına sıra dışı bir gün yaşattı. Şimdi Madrid düşünsün. Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'de şimdiye dek istediği süreleri yakalayamadı. Buna rağmen neşesinden de bir şey kaybetmedi.
İspanyol ekibinin sevimli ismi Madrid'deki evinde takım arkadaşları Federico Valverde ve Brahim Diaz için mangal partisi verdi. İstanbul'dan gelen ünlü aşçılar davetlilere kebap ziyafeti sundu. Buluşmada Arda Güler'in ailesi ve yakınları da yer aldı. Genç yetenek yemekler yendikten sonra arkadaşlarına halay da çektirdi. Değerli izleyenler, maalesef gündemde her zaman böyle neşeli, eğlenceli haberler yok. Bir alışveriş merkezinde bir hafta içerisinde yaşanan iki intihar olayı, daha önce gündeme sıkça gelen metrolarda yaşanan yine benzer intihar hadiseleri, güvenlik önlemleri yeterli mi sorularını gündeme getirdi. Uzmanlar aslında önlemlerden daha çok psikolojik desteğin önemli olduğunu söylüyor. İntihar vakalarında ister istemez bir artış var. AVM'ler olsun, metrolar olsun, bu alanlarda kişi sayısını, personel sayısını arttırmamız çok öncelikli olacak. Son dönemde metro istasyonları ve alışveriş merkezlerinde intihar vakaları oldukça arttı. Haliyle güvenlik önlemleri de tartışılır hale geldi. Aslında bazı alışveriş merkezlerinin kat aralarına file geriliyor, metro hatlarına ise bariyer sistemi kuruluyor. Peki bu güvenlik önlemleri yeterli oluyor mu? Yüksek katlı AVM'ler için özellikle file gerilmesi, iş yeri olan firmalarında bu konuda kişilerin giriş çıkışlarına, hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Yani bu dönemde şüpheli davranışlarda bulunan kişiler dikkatlice takip edilmeli. Belli başlı istasyonlarda cam bariyerler intiharları ya da kazaları engellemek için koyuluyor. Bütün noktalarda, çok fazla insanın olduğu noktalarda bariyerler sayısı artmalı. Pek çok intiharın ikna yoluyla da engellendiği biliniyor. İkna eğitimini mutlaka özel güvenliklerinde alması çok önemli. Tabii aslında bu intihar vakalarını teknik güvenlik önlemlerden daha çok psikolojik destek önlüyor. Bizim için en riskli grup 15-29 yaş arası. Özellikle erkek grupta daha fazla olduğunu biliyoruz. Kişide eğer bir çökkünlük, değersizlik duyguları, kendi kendine yetememe, yetersizlik ve artık bunun eyleme dönüştürülmüş hali olarak intihar vakaları karşımıza çıkıyor. Peki kişi intihar fikrinden nasıl uzaklaştırılabilir? Öncelikle bir defa bile kişinin ağzından hani ölsem de kurtulsam artık yapamıyorum gibi cümleleri duymamız normalize edebileceğimiz cümleler değil. İşte bu tip cümleler duyulduğunda mutlaka psikolojik destek için uzman şart. İntiharın öncelikle önlenebilen bir durum olduğunu biliyor olmamız lazım hepimizin. Covid-19, influenza ve mevsimsel diğer virüsler. Hepsi adeta işbirliği yaptı. Hastalıklar hızla yayıldı. Hal böyle olunca hastalıkların belirtileri de birbirine karıştı. Peki hangi belirtiler hangi hastalığa ait? İşte yanıtı. Şimdi biraz kırgınlık vardı, ateş vardı, biraz mide bulantısı vardı. Hele ki mevsim geçişlerinde daha çok olmaya başladım. Genelde böyle bir iki hafta burun akıntısı, nezle vesaire oluyorum. Sık sık hastalanıyor, hastaneler tıka basa dolu. Mevsimler değişti, hastalıklar birbirine karıştı. Şu sıralar hastaneler bahar alerjisi, grip ve Covid-19 vakalarıyla doldu taştı. Bahar nezlesinde hapşırmalar, burun kaşıntıları ön planda kendisini gösteriyor. Her kişide ateş söz konusuysa, işte çok ciddi anlamda yaşam kalitesi netice şekilde vücutta işte kas eklem ağrıları varsa o zaman az önce söylediğimiz influenza yani halk arasında grip olarak bildiğimiz ya da Covid-19 ya da onun dışında herhangi bir üst solunum enfeksiyonu düşünebiliriz. Hastalıkların şikayetlerindeki benzerlik de dikkat çekti. Soğuk algınlığı, grip, alerji. Çok yaşıyoruz çocuklar ve ben. Aşırı yorgunluk işte yaşam kalitesini etkiliyor, sosyal yaşamını etkiliyor. Ezbere içtiğiniz uygunsuz bir ilaçla sağlığınızdan olabilirsiniz. Covid ya da işte nezle şeklinde gelen hastaların antibiyotik kullandığını ya da işte farklı ilaçları kullandığını görüyoruz. Çünkü antibiyotik bildiğimiz gibi bakteriyel bir enfeksiyonda kullandığımız bir ajan, bahar nezlesi olarak da biliyoruz ve bunlarda herhangi bir antibiyotik kullanımına gereksinim görmüyoruz. Uzmanlar solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına karşı kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanın çağrısı da yaptı. Özellikle sabahları işte rüzgarlı havalarda çok bulunmamamız lazım. Eğer bulunuyorsak işte maske kullanmamız lazım, sürekli yüzümüzü yıkamamız lazım, sık sık duş almamız gerekiyor. Çünkü az önce söylediğimiz gibi bu proteinler yani işte bu polenler gözükmeyecek şekilde bazen havada asılı olarak da kalabiliyorlar.
Gündem başlıklarını aktardık. Şimdi ekonomi ve siyaset bloğuna gitmeden yine Ankara'ya uzanacağız. Ankara Haber Müdürü Bilgehan Atay'dan gündeme dair başlıkların detaylarını rica edeceğiz. Bilgehan, günaydın, hoş geldin. Günaydın Gözde, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar olsun. Günün başlıklarında neler var diye şöyle bir baktığımızda resepsiyondan bahsetmiştik. Liderler bir araya geldi demiştik. Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. 23 Nisan resepsiyonunda neler oldu? İlk başlığımız bu. Şimdi bir taraftan da ikili görüşme yapılacak. Randevu için artık gün sayılıyor diye konuşuyoruz. Bunun da alt başlıklarını merak ediyoruz tabii ki. Tarihi de henüz net değil ama sen bize hangi bilgileri aktaracaksın bu sabah? Şimdi görüşmeye ilişkin notlarımızı aktaracağız ama dün akşamdan biraz bahsetmek gerek öncelikle. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun açılışının 104. yıl dönümü ve aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak dün gerçekten Ankara'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve sevgili eşi Sevgi Kurtulmuş'un davetine icabet ederek TV100 olarak oradaydık. Çok sıcak karşılandı Kurtulmuş çifti tarafından. Kalabalık bir ortamdı meclis resepsiyonu. Uzunca bir süredir görmeye özlediğimiz bir tabloydu aslında dün akşamki resepsiyon diyebiliriz. Birçok partinin, siyasi partinin genel başkanları, milletvekilleri, gazeteciler keza oradaydı. Davete icabet edildi ve dün akşamki 23 Nisan özel resepsiyonunda bir araya gelindi. Cumhurbaşkanı tabii Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da İsmail Ağa cemaatinin liderinin cenaze törenine katılım gerçekleştirdikten sonra da rotayı Ankara'ya çevirdi ve dün akşamki resepsiyona o da katıldı. Resepsiyon için salona gelirken tabii girişte onu karşılayan çocuklar vardı. İki çocukla sohbet etti. Onların bayramını kutladı, harçlık verdi. Ayaküstü bu buluşmanın ardından da salona doğru yöneldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bir anda tabii ilgi odağı oldu. Bir ilgi odağı olan isim de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di. Tabii başka siyasi parti genel başkanları da vardı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal örneğin. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da oradaydı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı gözler. Ancak MHP'yi temsilen Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan oradaydı. Dolayısıyla da çok sıcak bir ortam olduğunu az önce de belirtmiştik. Bir kez daha altını çizmek lazım. Tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bildiğin gibi bir süre önce hatta kurultayda ilk kez görülmüştü. Kolundan bir rahatsızlık geçirdiği, daha doğrusu evde küçük bir kaza neticesinde kolunu incittiği ve sargıda olduğu gözlemlenmişti. Dolayısıyla böylesi bir kalabalık ortamda aslında onun da gelmesi riskliydi diye konuşuldu. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli gözler onu ararken aslında. Diğer taraftan tabii ilgi odağı olan başka isimler de vardı gözde. Örneğin Alper Gezer Avcı, Türkiye'nin ilk astronotu ve ikinci astronot olacak olan ve hazırlıkları devam eden Tuva Cihangir Atasever de ilgi odağıydı. Birçok kişi kendilerinden imza aldı. Özellikle Alper Gezer Avcı'dan ilk Türk astronot olması sebebiyle tabii. Tuva Cihangir Atasever'in de bu arada 2 hafta içinde bakanlık tarafından yolculuk tarihinin ne zaman olacağına ilişkin bir tarih beklendiğini de bu arada dipnot olarak düşelim. Bakanlık tarafından 2 hafta içinde o tarihin ne zaman olacağının duyurulmasını bekliyoruz tabii diğer taraftan. Tabii genç bir isim Atasever. Dolayısıyla da 19 Mayıs'ta yaklaşırken acaba bu yolculuk için planlanan tarih 19 Mayıs mı diye de düşünülüyor değil. Bunu da belirtmiş olalım. Yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gidecek ve o da yaklaşık 7 deneyi gerçekleştirecek. Alper Gezer Avcı da 13 deneyi gerçekleştirmişti. O hazırlıklar sürüyor. Bunu da bir tarafa aktarmış olalım. Tabii dediğimiz gibi 23 Nisan özel resepsiyonu, meclise düzenlenen resepsiyon, iktidar ve ana muhalefetin de aslında arasında ilk temasın kurulması açısından da son derece önemliydi. Dilersen işte oradaki detaylara geçelim.
özellikle aslında karşılaşmama dönemi bitti denilebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ana muhalefet liderlerinin önceki yönetimlerde, yani CHP yönetimlerinde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen, bilhassa da Beştepe'de yapılan etkinliklere Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi katılım sağlamazdı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de aslında buna atfen özellikle karşılaşmama dönemi bitti derken de bunu hatırlattı, bu dönemi hatırlattı. Eskiden kalan bir takım alışkanlıkların yerel seçim sonuçlarıyla birlikte terk edilmeye başlandığı CHP tarafından da elbette ki gözlemleniyor. CHP açısından da durum böyle diyebiliriz. Dolayısıyla bir kapı aralanma söz konusu. Önemli bir görüşme gerçekleşecek ama ilk temas dün sağlandı. Onu aslında belirtelim. Şimdi bunun altyapısını hatırlatmak bakımından, arka planını hatırlatmak bakımından İlk hareket, ilk adım Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel tarafından yerel seçimlerin hemen ardından gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini ve o randevuyu nereye verirse oraya gideceklerini belirtmişti. Buna Beştepe'de dahil elbette ki son yaptığı açıklamada Çankaya Köşkü'nün şık olacağını söyledi ama Beştepe'ye de randevu verilirse bu önemli görüşmeyi yer tartışmasına heba etmeyeceğini söylemişti CHP lideri Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da konuşacak çok şey var, bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil diyerek kapı araladığını biliyoruz. Önemli, olumlu bir geri bildirim yaptığını biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İşte tam bunların ardından ilk temas dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Bir çay sohbetinde mecliste bulunan genel başkanlar çaya davet edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından. Özellikle de burada aslında Özgür Özel'e bu davetinde AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından iletildiğini de aktaralım. Kendisine eşlik etmek için de hemen Özgür Özel'in yanında gözlemlendi Muhammed Emin Akbaşoğlu ve liderler arasında genel hatlarıyla sıcak bir sohbet ortamı oluştuğunu söylemek mümkün. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bir ameliyat geçirdiğini biliyoruz. Hem gözlerinden hem ses tellerinden. Bu 10 dakikalık kısa sohbette bu gündeme geldi. Hem DSP lideri Önder Aksakal tarafından. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuşmaya şahit olurken Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini de iletti ve orada aslında randevu verildi. Hem randevu istendi hem de randevu hemen karşılığını buldu diyebiliriz. Önümüzdeki hafta bu görüşme gerçekleşecek. Hatta hafta başında bu görüşmenin gerçekleşmesinin pazartesi salı olması da yüksek muhtemel. Bu görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Peki ne görüşecek Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Uzunca bir süredir hazırlık yaptığını biliyoruz. Özgür Özel'in kurmaylarına talimat vermişti ve bu görüşmeye bir hazırlık yapmalarını istemişti. Dosyalar, raporlar hazırlandı. Çantasında neler var peki? Örneğin emeklilerin durumu var hiç şüphesiz. Onların zaten yerel seçim döneminde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel emekli maaşlarına bir düzenleme yapılması gerektiğini, mümkünse en düşük asgari ücret seviyesine emekli maaşlarının getirilmesi şeklinde bir talepte, çağrıda bulunmuştu. Bu konu gündeme gelecek. İkili arasında gerçekleşecek olan görüşmede. Asgari ücret keza öyle. Oraya da bir düzenleme yapılacak mı? Yine bu konuda gündeme gelecek başlıklar arasında diyebiliriz. Atanamayan öğretmenler konusu var. Özgür Özel'in çantasındaki başlıklardan biri olmasına yüksek muhtemelle bakılıyor. Bir de tabii ki Can Atalay konusu. Tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi karar verdikten sonra yüksek iki yargı arasında, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında da bir tartışma olmuştu biliyorsun ki, yetki tartışması. Can Atalay ile ilgili verilen son karar henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de okutulmuş değil. Bir taraftan da tabii bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel arasında gerçekleşecek görüşmede Özel tarafından gündeme getirilmesinin beklendiğini de ifade edelim. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acaba görüşme gündeminde ne olabilir? Anayasa elbette ki. Sivil anayasa ile ilgili iktidarın öteden beri bir hazırlık içerisinde olduğu biliniyor. MHP'nin de aynı zamanda bir çalışma yaptığı biliniyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özelliği olan görüşmesinde anayasa ile ilgili bir görüşme trafiğinin gerçekleşeceğini söylemek muhtemel. Bir destek istenecektir elbette ki. Özgür Özel de anayasa ile ilgili görüşlerini zaten son günlerde ifade ediyor. Anayasaya uymak gerek, yapmak bir tarafa diyerek bir tırnak içinde ifadesi olmuştu. Dolayısıyla
Dolayısıyla da bakış açıları, durdukları yerler şu anda bu hali hazırda. Ama o görüşmede neler görüşülür, karşılıklı hangi talepler ve çağrılar, hangi beklentiler dile getirilir ve nasıl yanıt bulunur, onu da o görüşmeyi bekleyip gözlemlemek gerek diyelim Gözde. Peki şimdi bir başka gündem başlığı elbette yaklaşan kurultay, nerede? İYİ Parti'de. Orada da şimdi genel başkan kim olacak soru işaretleri var. Bazı isimleri biz son zamanlarda telaffuz ediyoruz. Hatta işte kurultay ertelenir mi diye de konuşuyoruz. Meral Akşener yeniden sahneye çıkar mı ve dahi pek çok farklı varyasyon da var aslında. Sen neler söyleyeceksin? Şimdi kurultay ertelenir mi? Öncelikle buradan başlayalım. Hayır, kurultayın ertelenmesi beklenmiyor. Hatta dün de aynı zamanda resepsiyona katılan İYİ Partili isimlerle de bir araya geldik. Zaman zaman sohbet ortamı gelişti. Hazırlıkların devam ettiğini bir kez daha ifade edelim. Dolayısıyla olağanüstü kurultayın ertelenmesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Hali hazırda tabii bir taraftan İYİ Parti'de yerel seçimlerin ardından istifa zincirine bir yenisinin daha eklendiğini ekleyerek devam edelim aslında Gözde. Partide kurultay için evet geri sayım sürüyor. Bugün salı, cumartesi günü 27 Nisan'da yani o olağanüstü kurultay gerçekleşecek ama son istifa eden isim de bu süreçte İYİ Parti'nin Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder oldu. O da yine sosyal medyadan açıklamayı tercih etti istifasını. Şimdi olağanüstü kurultaya gelince Akşener 27 Nisan için bir tarih açıklamıştı ve aday olmayacağını ifade etmişti. Hatta önceki bağlantılarımızda burada aktarmıştık Akşener Şener'in odasını topladığını ve odasını bir anlamda özel eşyalarını, kişisel eşyalarını da boşaltarak arabasına yüklediğini, dolayısıyla da bir daha geri dönmemekle ilgili kararının da net olduğunu o dönemde aktarmıştık. Evet, bir dile getirilen durumda söz konusu ya delegeler tarafından yeniden aday gösterilirse Akşener'in kararı değişir mi diye bir soru vardı. Hala kararlı görünüyor aldığımız bilgiye göre, en azından Meral Akşener'in geri dönmeme konusunda ya da bir kez daha aday olmama konusunda. Tabii bu noktada kimi acaba işaret eder ya da destekler diye bir başka soru gelişmişti. Dolayısıyla da bir taraftan da merak konusu Akşener'in kimi destekleyeceği noktasında. Tabii destekleyeceği isminde delege tarafından nasıl karşılanacağı da bir başka soru işareti. Tüm bunlar İYİ Parti'de olağanüstü kurultaya girilirken, o sürece doğru yol alınırken dile getirilen ve yanıtı merakla beklenen sorular arasında. Hali hazırda 3 önemli aday dikkat çekiyor. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın 27 Nisan'da genel başkanlık koltuğu için yarışacaklar. Parantez içinde önemli bir not aktaralım. İYİ Parti'nin genel başkanı, yani 27 Nisan'da olağanüstü kurultayda delegelerin seçeceği genel başkanın çok yüksek ihtimalle geçiş sürecinin bir genel başkanı olmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade edelim. 11 ay sonra gerçekleşecek olağan kurultaya kadar o geçiş dönemini 27 Nisan'da olağanüstü kurultayda seçilecek olan genel başkanın götürmesi bekleniyor ve olağan kurultayda da yepyeni bir kadroyla delegeler dahil bir İYİ Parti'nin karşımıza çıkmasının beklendiğini ifade ederek de bu notu da seninle paylaşmış olalım ve izleyicilerimizle. Bilgehan, çok teşekkür ediyoruz bu sabah da aktardığın detaylar için. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi yayınlar, görüşmek üzere. Kolaylıklar. Evet, şimdi yavaş yavaş ekonomi bloğunu açıyoruz. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bugün bizlere eşlik ediyor. Filiz Hocam, günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın Duygu Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar olsun. Bu hafta gündemde yarın gerçekleşecek olan PPK var, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. Şimdi bu kuruldan beklentilere baktığımızda faizlerle ilgili herhangi bir değişiklik öngörüsü yok. Metinle ilgili sizin takip etmeyi beklediğiniz ayrıntılar var mı, onu sormak isterim. Yarın 14'te takip edeceğiz, alacağız zaten kararı. Hemen o faiz beklentisiyle ilgili, karar beklentisiyle ilgili başlayalım dilerseniz. Tabii Duygu Hanım, yani şöyle söyleyeyim, evet, piyasada hakim beklenti faizin sabit tutulacağı yönünde. Benim de beklentim bu yönde. Şimdi niye peki sabit bekliyorum? Önce ona değineyim. İki gerekçe. Gerekçem, ilk temel gerekçem şu. Son gelen Mart ayı enflasyonu, ekonomi yönetimi dedi ki evet, tarihsel ortalamalara göre yüksek, %36'lık hedefe göre de yüksek ama bizim beklenti dahilimizde dedi. Dolayısıyla aylık enflasyon eğilimine baktığımız için orada bir sapma görmüyoruz diyecekler ve bu nedenle de faiz sabit kalacak. İkinci temel gerekçem şu, kurda sabit bir hareket var. Hatta seçim öncesi dönemde kıyasladığımızda oldukça istikrarlı bir kur hareketi var. Bu nedenle de kurda yukarı yönlü bir ivmelenme olmadığı için bir faiz artışına gitmeyebilirler. Fakat buna rağmen Duygu Hanım, bir faiz artışı gelirse hiç sürpriz olmaz benim için.
Özellikle bu hafta şöyle bir beklenti oluşmaya başladı. Geçen hafta IMF, Dünya Bankası toplantılarında hem Merkez Bankası Başkanı hem Hazine ve Maliye Bakanı şunu söylediler. Bir şeyden yakındılar. Biz doğru adımları, güçlü adımlar atıyoruz ama enflasyon beklentileri konusunda çok memnun değiliz dediler. Yine geçen hafta Cuma açıklanan Merkez Bankası'nın yaptığı anket, piyasa katılımcıları anketi. Bakın yıl sonu neredeyse hiç değişmedi. Geri gelmedi enflasyon beklentisi. 12 ay ve 24 ay sonrasına ilişkin çok az bir geri çekilme var. Peki neye rağmen? Mart ayında 500 bas puanlık artışa rağmen. Madem bu noktadan da dem vuruyorlarsa, seçim de geri kaldığına göre artık gerek siyasi taraf gerek ekonomik taraf biz artık ekonomiye var gücümüzle sarılacağız dediklerine göre bir faiz artışı daha yaparak piyasanın bir adım daha önüne geçerek enflasyon beklentilerini güçlü kırmak adına bir 250 bas puanlık artışla da gelebilirler mi? Evet gelebilirler. Hangisi daha ağır basıyor dersiniz? Şimdilik sabit tutma hali. Ama gelirse de bu açıdan benim için sürpriz olmaz. Metin Şahin duruşuna devam edecektir. İster sabit bıraksınlar, ister faiz artışı yapsınlar. Piyasanın ana bakacağı nokta şu olacak. Faiz artışına açık kapı bırakılıyor mu sözel iletişimde, bırakılmıyor mu? Bunun bırakıldığını göreceğiz. Bunun sinyallerini zaten Sayın Fatih Karahan veriyor, sürekli söylüyor. Yani biz faiz her an artırabiliriz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta IMF Dünya Bankası toplantılarında Fatih Karahan bir ipucu verdi piyasaya. Onu sonra toparladı yalnız. Dedi ki parasal döngünün sonuna geldiğimize göre artık likidite yönetiminin zirvesine gidebiliriz. Piyasa bunu şöyle okudu, ben de böyle okudum. Demek ki faiz artışına sona gelindi. Tabii bunu hemen sonrasında hayır öyle değil. Yani faiz artışı her an yapabiliriz'e çevirdi. Dolayısıyla Şahin Metin faiz artışını her an yapabiliriz. Üstü kapalı dolaylı erken faiz indirimle gitmeyeceğiz. Minvalinde bir açıklama beklerim bu açıdan. Bu arada şu önemli, likidite yönetimi derken şimdi hatırlayalım Merkez Bankası rezervi suni yollarla biriktiriyordu. Mecburen yabancı gelmediği için, döviz arzı fazlalığı olmadığı için. Bankalarda swap işlemiyle yapıyordu. TL verip döviz alıyordu. TL verdiği için döviz almak için piyasada TL likidite fazlalığı oluşuyordu. Bu enflasyonla mücadelede Merkez Bankası için aslında ters bir mesele oluşturuyordu. Bunu Sayın Fatih Karahan dile getirdi zaten bir iki defa. Şimdi şunu söyledi. Bunu yapmayacaklar artık. Kademe kademe azaltılacak. Bu şunun bir göstergesi Duygu Hanım. Yani artık güçlü bir yabancı girişi bekliyor bence Merkez Bankası. Dolayısıyla TL likidite yönetimi en azından faizler sabit kalıyor olsa bile TL likidite yönetimine ilişkin daha zirveye gideceğimiz nokta olacak. Belki ona ilişkin de önce bir takım sinyaller yarınki metinde olur. Yani oldukça şahin bir metin her koşulda bekliyorum yarın ben. Peki hangi bu yani likidite yönetimiyle ilgili hat safhaya çıkacaksa eğer uygulamalar, önlemler ya da bunun daraltılması politikası bu neyi görmemizi gerektirir mevcut durumda? Çünkü atılan bazı adımlar var. Yansımalarını sıkça tartışıyoruz. Biz son zamanlarda bir miktar daha piyasa yansımalarını görmeye başladık ama parasal aktarım mekanizmasının da çok etkin kullanılamadığını tartışıyorduk sıklıkla. Sizinle de konuşmuştuk hocam. Mevcut durumda hangi önlemleri konuşabiliriz? Hat safhada görüyorsunuz siz. Ve bir taraftan da kademe kademe bir düşüş söyleminde bulundunuz. Yani onun süreciyle ilgili bir soru işareti var. Yani beklenenden daha erken gelen faiz indirimleri aslında bütün atılan bu adımların, bütün alınan önlemlerin üstünü de çizebilir. Böylesi bir riske karşılık hangi zaman aralığı şu anda daha makul görünüyor? Ya şu an bunu konuşmak için erken mi? Tabii Duygu Hanım şöyle söyleyeyim. Yani TL'likte fazlalığı konusunda yaklaşık son 1,5-2 aylık sürede Merkez Bankası'nın güçlü adımları var. Yani bundan 1,5-2 ay öncesine gidersek ciddi bir enflasyonla mücadele açısından piyasada TL likidite fazlalığı vardı. Şunu yapıyor evet. Merkez Bankası. Geçtiğimiz seçimlerden bu yana ağırlıklı olarak zorunlu karşılık adımlarıyla geliyor. Sonrasında mecburen özellikle Temmuz'dan sonra, Ağustos'tan sonra mecburen depo alım ihalelerini de devreye sokmak zorunda kaldı. Hatta bir ara o denli sorunluydu ki TL likidite fazlalığı piyasa ek adımlar da bekliyordu. Yani bu araçlar yeterli değil. Başka araçlar da devreye girer mi meselesi vardı ama özellikle enflasyon raporu sunumunda da gördük ki hayır. Yani zorunlu karşılık ve depo alım ihaleleriyle yola devam edecek. Şu yani son dönemdeki sözel iletişimi buna ek bir yeni araç ilave edilmeyeceği noktasındaydı. Tabii Merkez Bankası işin kaynağına gidiyor. İşin kaynağında bu TL likidite fazlalığını yaratıyor. Tabii şunu unutmayalım aslında TL likidite fazlalığını KKM dönüşleri ağırlıklı olarak piyasada ve işte bankalarla yapılan swaplar. KKM zaten azaltılmak istendiği için oraya bir neşter vurulması mümkün değil. En azından Merkez Bankası diyor ki ben kendi tarafımda benim amaçlarımda bir
çarpışma oluyor, onu en azından azaltacağım. Tabii burada şu da çok tartışıldı geçen hafta. Acaba rezerv biriktirme bu kadar önemsiz mi? Elbette ki birinci hedefimiz enflasyonla mücadele dedi Sayın Fatih Karahan. Bu noktada hani rezerv biriktirmek bir miktar daha geriden gelebilir dedi. Burada şu var bence de üstü kapalı bir şekilde ona katılırım. Yani biz rezerv biriktirmeyi biraz daha arka plana atacağız. Enflasyonla mücadele elbette ki ilk mesaj bu ama arka planda kendilerine de artık güvendikleri de bir süreç olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla da gerektiğinde zorunlu karşılıklar ve işte yine depo alım ihaleleriyle süreci yönetebilirler kanaatindeyim. Çünkü yaklaşık 2 ay öncesine göre takip edebildiğim kadarıyla TL likte fazlalığı bir miktar daha yönetilebilir süreçte. Şimdi gelelim faiz indirimlerine. Eğer hedef %36 ise Duygu Hanım, her şey yolunda gidiyor olsa bile bence bu sene hiç faiz indirilmemesi gerekir. Ben de şuna katılırım, yani 2025'in ilk çeyreğinde faiz indirimlerinin başlaması gerektiği kanaatindeyim. Her şey iyi yolunda giderseden kastım nedir? İşte aylık enflasyon eğilimi Merkez Bankası'nın dediği gibi 3. çeyrekte ve hatta 4. çeyrekte 1,5'lara kadar inerse, güçlü yabancı girişi olursa, enflasyonda hiç ciddi bir katılık görmezsek, yurt dışında hava çok bizim aleyhimize dönmezse gibi bir takım veya işte ekonomi yönetimi aynen göreve devam ederse gibi meseleler. Dolayısıyla böyle devam edersek bence faiz indirimine yer olduğu kanaatinde değilim. Ben Sayın Başkan'ın konuşmalarından şunu anlıyorum. Yani öyle bir Merkez Bankası görüyorum ki, yani faiz indirimlerini kolay kolay yapacak bir Merkez Bankası yok. Şimdi o zaman şu soru devreye geliyor. Türkiye'de biz şunu hep gördük son dönemde. Ekonomik büyüme ciddi yavaşlamaya başladığında, işsizlik arttığında hep bir ödünleşme ortaya çıkıyor enflasyonla. O zaman işte ekonomik büyüme öyle veya böyle biraz daha enflasyonun önüne geçebiliyor. Piyasada böyle bir tedirginlik vardı. Aynı şeyi biz yılın ikinci yarısında yaşadığımızda, tamam tamamen enflasyonla mücadele bir kenara bırakılmayacak ama hakkıyla acaba yapılabilir mi? Sıkı devam eder mi? Biraz daha erken başlar mı? Bu genel seçim sonuçlarıyla bunu olasılığın biraz daha azaldığı kanaatindeyim ben bu noktada. Şunu söyleyenler de var Duygu Hanım. Mesela bence yarın bir faiz artışı doğru bir karar olur kanaatindeyim. Geleceğini beklemiyorum ama düşük bir daha düşük olasılık. Sürpriz olmaz ama gelirse doğru bir adım olur. Mesela şunu söyleyenler de var. Şimdi 500 bas puan yapar, üstüne bu yarın da bir faiz artışı yaparsa Merkez Bankası'nın eli faiz indirimlerine biraz güçlenebilir. Yılın sonuna doğru bir alan açılabilir diyenler de var açıkçası. Fakat TL mevduat payına baktığımızda, dolarizasyondaki azalmaya baktığımızda, KKM düşüşlerine baktığımızda faiz oranlarının hala evet oldukça yüksek seviyelerde. 3 aylık bileşiği %67'lere geldi. Fakat yeterli değil işte Duygu Hanım. Bu açıdan hani en azından sinyal verme adına, bakın ben oldukça kararlıyım, sinyali vermek adına simgesel bile olsa, 250 bile olmasa, 100-150 ile bile gelseler bence çok özellikle bu enflasyon beklentileri tarafı sıkıntılı, doğru adım olur ve hiç faiz indirilmediği bir süreci görmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ama eğer gelirse de piyasadaki hakim beklenti şu, senenin son çeyreğinde bir 500 bas puanlık indirim görebiliriz. Hakim beklenti şu an piyasada, onu da paylaşayım. Evet, şimdi onu da enflasyon çerçevesinde eğer izleyecek olursak eğer bir %36 hedefi var ki bu sene sonu için yani 36-42 bandı hedefleniyor ama bunun gerçekleşmesinin de 2025 ilk çeyrek civarında olacağı ifade ediliyordu. Fakat mevcut durum nasıl görünüyor? Biz her zaman şunu konuşuyoruz aslında, aydan aya açıklanacak rakamların önemi iyiden iyi artmış durumda. Çünkü geldiğimiz nokta itibariyle %1.88 civarı bir enflasyon gerçekleşmesi görüyor olmamız lazım maksimumda ki mevcut hedeflenen seviyelerde biz yılı kapatabilelim ama sizin de ifade ettiğiniz gibi başka parametreler de var tabii ki. Bu anlamda gidişat nasıl görünüyor onu da sormak isterim. Tabii Duygu Hanım, şurası net. Yani %30. Evet, Filiz Hocam'ın bağlantısıyla ilgili bir problem yaşıyoruz sanıyorum ki enflasyon rakamını konuşuyorduk son olarak. Yarın malum Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Yarın gerçekleşecek toplantıda herhangi bir değişiklik beklenmediğinden bahsettik. Genel piyasa beklentisi bu yönde fakat seçim öncesinde atılan adımda özellikle beklenenin dışında bir gerçekleşme vardı. Faiz artışında gitmişti Merkez Bankası. Bu toplantıda da böyle bir karar alınırsa çok da şaşırmam diyor Filiz Hoca. Eğer bağlantısı iyileştiyse enflasyonla ilgili yorumunu alarak devam edebiliriz. Hocam duyabiliyor musunuz bizleri? Duyabiliyorum Duygu Hanım şu an sizi. Evet, şu an gayet iyi geliyor sesiniz. Bağlantınız da iyileşmiş durumda. Buyurun. Tabii Duygu Hanım, ben sorunuza cevap vereyim. Şöyle, %36'lık hedef her koşulda bana göre iyimser şu an için. Fakat Merkez Bankası'nın izlediği şöyle bir yol var. Diyor ki %36'lık hedef bizim için bir tahmin değil.
bizim için bir hedef. Evet. Dolayısıyla bu hedefe gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yani bağımlı değişkenimiz bu. İşte dolayısıyla eğer %36'lık hedefte sapma görürsek, oraya gitmek için bir miktar sıkıntılı yola girersek gerekeni yapacağız. Nedir o gereken? Daha fazla sıkılaşacağız. Şimdi bence bu tavrını son enflasyon raporuna kadar Merkez Bankası bence devam ettirecek. Burada şunu yapmaya çalışacaklar. Şu an piyasa beklentisi kaç? %44. Mümkün mertebe işte sıkı durarak, daha fazla sıkı adım atarak o %44'ü tahmin aralığına çekmeye çalışacaklar. Nedir o tahmin aralığı? Üst band 42. Dolayısıyla 42'nin 42'ye veya 42'nin altına getirdiklerinde 36 olmasa bile son enflasyon raporunda veya yıl sonunda diyecekler ki bence evet bakın %36 bizim orta nokta hedefimizde. Bizim bant aralığımız belli 30-42 arası. Dolayısıyla biz bu bant aralığında bunu sağladık. Yani erken havlu atmama adına piyasada zaten işte gördük bu Merkez Bankası da yine hedefi tutturamadı denmesin diye son ana kadar bu bizim için hedef ne gerekiyorsa yapacağız diyecekler. Şimdi tabii hep diyorum ya her şey iyi giderse. Şimdi zaten bir kere şunu tartışıyoruz. Para politikası üstüne düşeni zaten fazlaca yapıyor. Yani dolayısıyla bu saatten sonra fazlaca faiz artırımı gereken sıkılığı sağlamaz da Duygu Hanım. Çünkü aktarım mekanizması para politikasına artık hani belli bir doygunluğa ulaştı. Ne yapıyor olmamız lazım? Bir şunu görüyor olmamız lazım. Özellikle maliye politikası kanadında da kamu harcamalarının kısılarak ciddi bir sıkılaşmaya gittiğimiz süreci görüyor olmamız gerektiği kanaatindeyim. Bir diğer mesele şu, fiyatlama davranışları oldukça bozuk. İşte dün Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili açıklamaları var. Şimdi o zaman şu soruyu sormak lazım. Fiyatlama davranışları niye bozuk Türkiye'de? Bir kere enflasyon yüksek olduğu için, enflasyon beklentileri yüksek olduğu için, insanlar enflasyon düşeceğine inanmadığı için. Bir kere öyle veya böyle politika yapıcı olarak biz bunu aşağı getirebiliriz. Şurası net, fiyatlama davranışları aynı zamanda ahlaki bir mesele. Yani insanların ahlakıyla alakalı bir mesele. Belki oraya çok neşter vuramazsınız ama en azından o fırsatçılığı enflasyon beklentileri yüksek diye düşmeyecek diye ne yapabilirsiniz? Gerekli adımları atarak aşağı getirebilirsiniz. Bu açıdan işte enflasyon beklentileri çok kıymetli. Çünkü siz enflasyon beklentini düşüremezseniz fiyatlama davranışlarını düzeltmeniz mümkün değil. Elbette ki işte sahada kontrol yaparak falan bunlar elbette ki önemli ama yani literatür de şunu gösteriyor. Bu tarz önlemlerle cezai bir takım uygulamalarla bunun önüne geçmeniz mümkün değil. Geçebilseydik zaten son iki yıldır Türkiye'de hep gündemde olan mesele. İşte ceza vereceğiz, kontrol edeceğiz, denetleyeceğiz. Tabii ki hiçbir şey yapılmamaya göre elbette ki kıymetli ama demek ki etkin olmuyor ki hala biz fahiş fiyat fırsatçılığı hatta giderek daha da artan boyutlarda konuşuyoruz. Dolayısıyla toparlayayım. Bu arada yabancı giriş de kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü yabancı girişin gelip gelmemesi TL'deki reel değerlenme açısından önemli. Bizde enflasyonun en önemli mücadele bacağı TL'de reel değerlenme. Çünkü kurdaki artış enflasyonu besleyen en önemli talep. Ben bu noktada olumluyum Duygu Hanım. Yani yaklaşık son 3-3,5 haftalık sürece de baktığımızda orada da bir durum var. Tabii şunu bilmiyoruz. Mesela İran-İsrail gerilimi farklı bir boyuta gider. Petrol fiyatları işte 100 doların üstüne çıkar. İran-İsrail gerilimi olursa bölgeye yakın ülkeyiz. En çok körfezden biz sermaye bekliyoruz. Bunların hepsi olumsuz etkiler. Bir kere tamam şurası ne? Savaş fiyatlaması yok ama artık Orta Doğu'da İran tarafında da Pandora'nın kutusu da açıldı. Yani tamamen de temkinli olmak gerektiği de kanaatindeyim. Toparlayayım. Yani Merkez Bankası %36'lık hedefte ben kararlıyım meselesini devam ettirecek. Ama şurası ne? Bunun hakkını eğer vermezse bu durumda istediği kadar bu benim için hedef desin. Piyasa buna inanmayacak. Yani piyasanın gözü kulağı şu an nerede? Mayıs'tan sonra, Haziran'dan sonra enflasyonun düşüşünde. Enflasyon elbette ki düşecek Duygu Hanım. Yani para politikası sıkılaştırıcı etkileri, gecikmeli etkileri devreye girecek. Baz etkisi. Fakat tabii. Ne kadar düşecek işte? Mesele burası. Orayı tartışacağız. O katıldığı mesela Amerika'nın temel mesele bu. Düşmüyor bir türlü enflasyon. Yukarı yönlü ivmelenmeye başladı. Olağanca faiz artışına rağmen. Bizde de hizmet tarafı çok yüksek, çok katı. Fiyatlama davranışları çok bozuk. Kolay kolay orayı düzeltmek mümkün olmayacak. İşte o katılık gereği yüzde nerelerde mesela %45'te takılıp kolay kolay uzunca bir süre orada düşmeyeceğine dair beklentiler var. Bence katılık da bizi çok yoracak. Orada ciddi bir maliyet işçilik gerekebilir. Belki şunu bile konuşuruz. Hakkıyla eğer davranacak olursak belki 2025'in ilk yarısında eğer katılık ciddi olursa ki bence olacak. Ben öyle bekliyorum. Bu durumda 2025'in ilk yarısında hiç faiz indirimlerini konuşmadığımız bir süreç bile olabilir. Belki faiz artırımlarını konuştuğumuz sürece bile evrilebiliriz. Neden? Amerika'da da yaşıyoruz aynı şeyi. Bizde enflasyon daha yüksek ve daha katı. Duygu Hanım yani o açıdan Merkez Bankası zaten işin ehli yöneticiler bunların çok farkındalar. O nedenle biz sadece şu an şuna kilitlenmiş durumdayız. %36 mı değil mi? Ama 2025'te aslında mesele o değil. Zor.
Evet, şimdi bir taraftan siz diyorsunuz ki fiyatlama davranışlarındaki bozulma tersine çevrilemiyor. Ama bir önceki konu başlığımız işte mesela enflasyon beklentilerinin çıpalanması. Bunun zaten ön koşulu. Önce beklentileri çıpalayabilmemiz gerek ki vatandaş inansın enflasyonun düşeceğine ve bu alımları gereğinden fazla yapmasın. Eğer tüketici davranışları noktasında konuyu inceliyorsak. Ve ifade ettiğiniz noktada da haklısınız yani. Biz de sıklıkla aynı şeyi konuşuyoruz hep program içerisinde. Özellikle bu fahiş fiyatlara karşı çözüm arayışlarıyla gerçekleşmelere baktığımızda daha çok işte polisi önlemlerin devrede olduğunu görüyoruz. Şimdi başka bir öneri daha var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ambalaj üzerine fiyat yazılabilir. Bu çözüm mü? Bunu konuşmak lazım. Bir de vatandaşın eleştirdiği bir başka nokta var ki o da kamuda tasarrufa yeterince gidilmemiş olması. Böyle deniyor. Neden böyle deniyor? Çünkü bir seçim süreci de yaşadık malum. Öncesinde zaten bütçe yetki eden hususların başında bir deprem harcaması gördük. Sonrasında işte bu seçim üst üste bir sene içerisinde girdiğimiz iki seçim. Bununla ilgili de tedbirler alacağız, kesintiler olacak. İğneden ipliğe yine biz tasarrufa gideceğiz gibi açıklamalar da var. İhtiyaç harcamalarında önüne geçilecek deniyor. Birincisi bu fahiş fiyatlarla mücadele anlamında gelecek olan tedbirler ya da olası tedbirler mesela ambalaj üzerine fiyatın yazılması hususu bu kolluk dışı bir aslında hani ceza noktasında neticelendirilecek bir denetimin dışında bir gelişme ama bu mesela bir önlem olabilir mi, etkisi olabilir mi onu sormak istiyorum. Hem de kamuda tasarrufun nasıl gerçekleşeceği ve yansımalarının nasıl olacağı ile ilgili siz nasıl görüyorsunuz? Mevcut durumu da değerlendirelim tabii ki. Tabii Duygu Hanım, şöyle söyleyeyim. Yani belki denetime göre ambalajlar üzerine fiyat yazılması bir miktar daha etkinliği sağlayabilir. Çünkü otomatik olarak örneğin daha çok biz bunu zorunlu tüketim mallarında, gıda tarafında, market tarafında en azından gelen bilgilere göre burada daha çok görüyoruz fahiş fiyat fırsatçılığı veya perakende tarafında. Dolayısıyla elbette ki bir yönü itibariyle çözüm olur ama tam anlamıyla çözüm olacağı kanaatinde değilim. Bakın literatürde bu konuyla ilgili yapılmış tüm çalışmalara baktığınızda fiyatlama davranışlarının düzeltilmesinin en etkin yolu enflasyonu düşürmekten geçer. Haliyle enflasyonu da tabii siz de belirttiniz. Nasıl düşüreceksiniz? Önce beklentiyi düşürmeniz lazım. Zaten beklentiyi düşüremediğiniz zaman enflasyonu düşüremiyorsunuz. Çünkü öne çekilmiş talep öyle veya böyle devam ediyor bir biçimde her türlü zorlu koşula rağmen. O açıdan yani belirli düzeyde etkili olsa da ben çok etkili olacağı kanaatinde değilim. Tamamen bitirir noktasında değilim bu açıdan. Onu çok net söyleyeyim. Şimdi kamuda tasarruf meselesi bence iki açıdan çok kıymetli. Bir şu açıdan kıymetli. Aktarım mekanizması açısından. Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin yolu tüm iktisadi ajanların taleplerini, harcamalarını kısalarak yapılabilecek bir şey. Makroekonomik açıdan baktığımızda tüketicilerden sonra gelen en önemli iktisadi ajan devlettir. Devlet de bir birimdir. Onu da bir birey gibi düşünmek gerekir aslında. Onun da harcamasının güçlü olması aslında güç talep cephesiyle birçok kanalda enflasyonu yukarı iter. Bir kere bu açıdan hükümetin harcamalarının kısılıyor olması lazım. Bence daha önemlisi simgesel. Şu açıdan şimdi enflasyon dedim hep büyük şu an için para politikasının sırtında. Para politikasında yapabileceği şey bir yere kadar. Şimdi mesela neyi tartışıyoruz? İşte asgari ücret zammı kuvvetle muhtemel gelmeyecek. Çok net sinyallerden anlıyoruz. Şimdi dolayısıyla eğer siz enflasyonla mücadelenin acı faturasını hele ki en dezavantajlı grup, enflasyondan en çok ezilen grup, sabit, dar gelirli kesime yıkmaya kalkarsanız siz bunu yaparken siz devlet olarak üstüne düşeni yapmayıp kamu harcamalarınızı kısmaz, siz de elinizin taşının altına koymazsanız haklı olarak vatandaş ki bunu yapıyor olsanız bile hani vatandaşın serzenişte bulunması çok çok haklı ama hiç bunu yapmadan tamamen vatandaştan bunu yaparsanız, öbür taraftan özel sektörde bir iktisadi birim, onlar da fiyatlama davranışlarını fahiş bir şekilde, bırakın gerçekleşen enflasyona göre, gerçekleşen ve beklenen enflasyon çok çok üstünde, fahiş kar marjını hedefe koyarak fiyatlama yaparsa, o zaman haklı olarak dar ve sabit gelirli kesim der ki, neden bütün faturayı bizim üzerimizden geçiyorsunuz? Aksine bizim şöyle bir tavır görüyor olmamız lazım. En çok neresi olumsuz etkileniyor? Dar sabit gelirli kesim. İşte mümkünse maliye politikasını öyle bir kullanmalıyız ki acı faturada en çok dezavantajlı grubu biraz daha o dezavantajını azaltacak şekilde kullanıyor olmamızın aksine biz en çok bu tarafa yükleniyoruz. Haklı olarak bu toplumsal barış adına da ya da enflasyonla mücadelede hani tabiri caizse kesimlerden fedakarlık beklemeye de yüzümüzün olması lazım. Şimdi dolayısıyla bu kamuda tasarruf meselesi biz hani vatandaş olarak bunu görüyoruz yıllardır Türkiye'de olan bir şey. Kamuda hani her hangi kesime bakarsanız bakın verimsizliğin ve ne diyelim tabiri caizse harcama fazlalığını
görebiliyoruz. Elbette bunlar kalem kalem bakılabilir. Benim görebildiğim mesela medyada en çok gördüğüm şey özellikle bu işte kamudaki araçların sayısı, işte bunların ne diyeyim lükslük derecesi gibi meseleler birçok alanda. Makrodan mikroya, evet, kamuda birçok alanda bence neşter atılması gereken nokta olduğu kanaatindeyim. Bu yapılırsa en azından vatandaş da der ki bakın hani devlet de üstüne düşeni yapıyor der ki hani bunu da geçti. Enflasyonla mücadele açısından bu yapılması gereken bir adım. Her iki açıdan da çok çok kıymetli. Sayın Mehmet Şimşek de söyledi zaten, yani vatandaş bizden tasarruf bekliyor. Haklı vatandaş dedi. Anladığım kadarıyla sinyaller güçlü geliyor Duygu Hanım. Yani önümüzdeki süreçte ve şunu söyledi mesela Cumhurbaşkanı, orta vadeli planı güçlendirecek şekilde yeniden dizaynlara da gidilecek. Dolayısıyla beklenti daha da artırıldı sözel iletişimle. Dolayısıyla şimdi piyasanın gözü kulağı bu tarafta. Ben bekliyorum. Niye bekliyorum? Çünkü bir, seçim geride kaldı. Dolayısıyla ekonomi çok rahat bir şekilde kemerler sıkılabilir. İki, seçim sonuçları var olan iktidarın ekonomi anlamında başarısız olduğunu çok net gösterdi. Dolayısıyla biz eski ayarlarımıza geri döneceğiz diyorlar. Bunun yolunun da doğru ekonomik politikalardan geçtiğini zaten bence seçim sonrası söylemlerle de çok net kabul ettiler. Açıkça da bu eleştiriyi yaptılar. Bu nedenle de ben gelebileceği de kanaatindeyim. Daha umutluyum yani bu konuda. Evet. Şimdi bir başka noktada yakın zamanda önümüzdeki süreçte takip edeceğimiz gelişmelerden biri nedir? İşte ücret artışları. Emekli aylıklarıyla ilgili yahut asgari ücretle ilgili bir güncelleme olmayacağı belirtiliyor. Neden? Az önce konuştuğumuz konu aslında Mayıs-Haziran sonrası baz etkisiyle de beraber enflasyondaki gerilemenin hızlanması bekleniyor. Mevcut durumda gerekli olmayacak önümüzdeki süreçte bu artışlar deniyor. Sıklıkla da tartışıldı aslında. Tabii o zaman görünüm nasıl olacak, ne getirecek bunu bilemiyoruz şimdiden ama hali hazırda bu kadar kamuda tasarrufu da konuşuyorken çok artış öngörüsü de öngörüsü içerisinde de değiliz sanıyorum ki. Sizin de yorumlamanızı rica edeceğim. Bir taraftan da vatandaşı ilgilendiren bir mesele kira zammı sınırı. Bu sınırlama %25'lik sınırlama da Temmuz'da bitiyor. Taahhütname noktasında atılan imzalar geçerli olacak mı? Bunları konuşuyoruz. Siz tabii ki biz bunları sektör profesyonelleriyle konuşuyoruz ama sizin diğer bir açıdan yani hane halkı ve ülke ekonomisi açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü ciddi bir fiyat artışı oldu kiralarda. Yani özellikle bu son iki sene içerisinde vatandaş ev bulmakta çok zorlandı. Kentlerden köylere göçlerin bile bu sebeplerle arttığını biz görmeye başladık artık. Ve bu sınırlama kaldırılınca kiralardaki bu güncellemelerin, faiz fiyat güncellemelerinin önüne nasıl geçilecek peki? O da başka bir konu. Çünkü vatandaşın en büyük gider kalemlerinden biri konut kiraları. Bu gelişmeye ilişkin nasıl bir görünüm beklersiniz? Tabii Duygu Hanım, şunu söyleyeyim. Yani ben ilk olarak asgari ücretle başlayayım. Ben Temmuz ortasında bir zam geleceği kanaatinde değilim. Ama olması gerektiği kanaatindeyim. Niye? Mayıs'ta 73-75 arası biz bir enflasyonu göreceğiz. Dolayısıyla oldukça yüksek enflasyon. Ki enflasyon düşse bile en iyi şartlarda şu an piyasa beklentisi 44-45 civarı. Hala enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Bu açıdan yani çalışan dar gelirli, sabit gelirli kesin bir ücret artışı beklemek de haklı. Ama ben geleceğini düşünmüyorum. Niye? Çünkü ekonomi yönetimi çok açık söylüyor. Emekliler tarafı en mağdur olan taraf. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Ekonomi Yönetimi de zaten kabul etti. Dediler ki orada bir mağduriyet var, çözmeye çalışacağız. Şimdi seçim öncesi dönemde beklenti vardı seçime böyle bir hafta kala. Acaba çünkü neden? Çünkü ciddi bir serzeniş var emekliler tarafında. Gelir beklentisi vardı ama gelmedi. Dolayısıyla yani öyle veya böyle seçim ekonomiyi yönetenler, iktisat politika yani ne diyeyim siyasetçiler tarafında önemlidir. Seçim geride kaldığı zaman seçmeni memnun etme derdi olmayacağı için hele ki tam da seçimden sonraki sürede mümkün mertebe iktisadi literatürde göstermiştir ki seçimden hemen sonra genellikle kemerlerin sıkıldığı bir süreci görürüz. Ağırlıklı olarak. Türkiye'de de bu süreci göreceğiz. Seçimden önce görmediysek seçimden sonra görme ihtimalimiz mümkün olmaz kanaatindeyim. Tabii bunu şöyle de değerlendirmemek gerekir. Hani ücret artışını bir gevşeme olarak görmemek gerekir ama hani o bir zorunluluk her şeyden öte ama ben olacağını düşünmüyorum. Bunu çok net söyleyeyim. Şimdi şeye gelelim. Emekliler tarafında da hani bir mağduriyeti giderme noktasında bir ekstra bir durum olur mu? Onu da çok zannetmiyorum. Şöyle hatırlayalım. Memur emeklileri mesela seçim öncesi dönemde Ocak'ta toplu sözleşme artı enflasyon farkı kadar sadece zam aldı. Burada tabii barometre o enflasyon gerçekleşen enflasyon her zaman olduğu gibi mi olacak?
Yoksa Sayın Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz Aralık'ta söylediği beklenen enflasyona göre mi olacak? Bu da önemli. Çünkü eğer gerçekleşen enflasyona göre olursa yaklaşık yılın ilk yarısı %25 civar bir enflasyon üzerinden toplu sözleşme artı enflasyon farkı alır. Ama beklenen enflasyona göre olursa sene sonuna kadar enflasyon düşeceği için %25'e göre enflasyon açısından daha düşük bir oran olacak. Bunu bile tartışacağımız bir sürece girebiliriz kanaatindeyim. Bu beklenen enflasyon meselesinin de uygulamaya konma durumu söz konusu olabilir gibi geliyor bana. Bu ihtimali artık daha güçlü görüyorum. Onu da söylemiş olayım. Şimdi kiralar tarafına gelelim. Bakın Sayın Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda dedi ki yani hizmet tarafında özellikle konut tarafında kiralarda bir iyileşme var ama henüz istediğimiz düzeyde değil dedi. Türkiye'de de tüm dünyada olduğu gibi barınma tarafı, kira tarafı bence dünyanın da çok daha ötesindeyiz bu noktada. Oldukça yüksek neler var? Kiralar var. Neye rağmen? %25 baremine rağmen. Yani evet böyle bir uygulama var ama anladığımız kadarıyla ve görebildiğimiz kadarıyla piyasada çok da uyulmuyor buna. Uyulmadığı halde, böyle bir kural olduğu halde bile fahiş fiyatları görüyoruz. Ben bu Temmuz'dan sonra da devam etme olasılığını güçlü görürüm Duygu Hanım. Çünkü Merkez Bankası oradan çok memnun değil. Dolayısıyla evet. Bir %25 kira kontrolü belli bir süre daha devam eder. En azından bir yıl daha devam eder gibi geliyor. Çünkü biraz önce de söyledim. Hizmet tarafında, konut tarafında özellikle, konut tarafında kira tarafı çok yüksek. Ve enflasyonu zorlamaya devam edebilir. Bir de barınmanın şöyle bir kötü tarafı var. Kira tarafının, konut tarafının. Para politikasını siz doğru uyguluyor olsanız da çok gecikmeli tepki veriyor. Mesela neden Fed süper çekirdeğe bakıyor? Çekirdek eksi barınma diyor. Çünkü barınma çok geç cevap verdiği için ve hakkıyla da dönem dönem cevap vermediği için orayı çıkarıyorlar volatil olduğu için. Türkiye'de hele bu durum birazcık daha kronikleşmiş durumda. Ben Temmuz'dan sonra Sayın Karahan'ın söylemlerine bakacak olursam hani orada bir özellikle büyük şehirlerde gerileme var ama henüz istediğimiz düzeyde değil. Zaten datalara baktığınızda da görüyorsunuz. Devam etme olasılığını güçlü görüyorum. Çünkü eğer siz o tavanı kaldırırsanız bu kez ev sahipleri kanadında o ne diyelim fahiş yani daha önce yapamamış olanlar da bu kez yapmaya başlayacaklar. Çok daha kronik bir hal alabilir. Evet. Bu açıdan bana kalırsa devam eder diye düşünüyorum ben o uygulamanın Temmuz'dan sonra yeniden. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Katkı ve değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Doçent Doktor Filzer Yılmaz bizimle birlikteydi. Ekonomi bloğunda kendisinin yorumlarını aldık. Şimdi bir taraftan zamlardan, fiyat artışlarından bahsediyoruz. Süt ve et son zamanlarda en çok konuşulan gıda ürünlerinden. Ki süt ve etten sonra sıra zeytinyağında mı? Bunu da konuşacağız. Yemekleri lezzetlendiren, sağlık için faydaları da saymakla bitmeyen zeytinyağı üretimi ve fiyatlarına dair güncel bilgileri işin uzmanından alacağız. Edremit Zeytin ve Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Semerci bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Duygu Hanım. Kolay gelsin, teşekkür ediyorum. Bizim zeytinimize zaman ayırdığınız için ve maalesef son yıllarda çok çok yükselen zeytinyağı fiyatlarımızın niye böyle olduğunu sorgulamamız açısından sağ olun, var olun. İsterseniz şöyle bir giriş yapayım. Hemen soralım sebebini size öyleyse. Yani zeytinyağında da bu fiyat artışları ile ilgili bir risk var mı? Rekolte nasıl? Piyasa nasıl ilerliyor? Endişeleriniz var mı sizin bu konuda? Yoksa gayet tabii şöyle bir piyasa iyi mi gidiyor? Kısacık birkaç sene öncesine gitmek istiyorum. Daha doğrusu biraz da dünya piyasasıyla ilgili. İtalya'da Bari, işte Yunanistan'da Hanya, İspanya'da Jaén gibi ülkede zeytinyağı fiyatlarında en belirleyici bölgelerdi ki bunlar dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık %60'ını üreten bölgelerdi. Bu bölgelerde 2,5-3-4 euro gibi 2020-21'lere baktığımız zaman fiyatlar görüyorduk. İhracat fiyatları, işte piyasa fiyatları. Daha sonra İspanya'daki müthiş kuraklığın arkasında ve İtalya'daki de zeytinyağı üretiminde dünya genelinde çok önemli bir düşüş oldu. Yaklaşık zeytinyağı üretimindeki bu düşüş zeytinyağı fiyatlarının da akıl almaz derecede artmasına sebep oldu. Bu arada üreticinin girdileri bu artışları tetikleyen bir unsur olarak önümüze geliyor. Muhakkak. Nasıl? İşte
çok müthiş gübre fiyatları, mazot fiyatları, işçilik fiyatları ki bizim en önemli kaynağımızdır. Dolayısıyla böyle bir yükselme söz konusu oldu. Peki Türkiye'nin durumu nedir bu dünya piyasası içerisinde derseniz eğer, 2022-2023'te sofralık zeytin olarak en fazla zeytin üreten ülkeyiz. İhracatımız yaklaşık 1 milyar dolarlık 2023-24 sezonda bize 1 milyar dolarlık bir girdi sağlayacak hale geldi zeytinyağı konusunda. Ve üretimimiz çok önemlidir. Yaklaşık uzun yıllardan beri gelen plantasyon dikimleriyle bir anda 180-200 bin ton, 150 bin ton civarında olan üretimimiz 420 bin tona çıktı. 420 bin tona çıkması diğer dünya ülkelerindeki zeytin üreticisi ülkelerdeki düşük üretimde bizim çok büyük bir şansımız. Bu şekilde bugüne kadar, günümüze kadar geldik. Peki önümüzde ne olacak derseniz, bizim bu yıl keşke buralarda olsanız da sizi gezdirsek o zeytinliklerimize, tarlalarımıza. Ben çok severim. Çok çok keyif de alırım aslında oralardan ama sizin bölgenizde aslında fiziki olarak gördüğümüz farklı hadiseler de var bizi üzen. Zeytinliklerin yerlerinde yerler esmesi gibi hususlar. Şimdi oralara da çok girmek istemiyorum ama çok gerekli önem veriliyor mu? Çünkü zeytin sabır isteyen bir iş. O tarafı tabii siz daha iyi bilirsiniz. Hani bir taraftan üretim... Bakın, Türk halkının, aslında bütün dünya insanlarının bu şifa kaynağı olduğu resmen kanıtlanan zeytini benim de yönetim kurulu üyem vardır, Dişan Hanım'ın dediği gibi sevmesi lazım. Tabii. Sadece zeytincinin zeytini sevmesi yetmiyor. Evet. Zeytinliklerin arasında ev hayal ederek, gelerek orada o zeytinleri keserek ev yapanlar zeytini seven insanlar olduğunu düşünmüyorum. Değiller tabii. Ve bu şekilde inanın çok ciddi anlamda bir kirlilik söz konusu. Bina kirliliği söz konusu, insan kirliliği. Yani sonuçta bizim zeytinlik alanlarımız özellikle böyle güzel coğrafyalarda azalmakta. Farklı coğrafyalarda ekilerek plantasyonların genişlendiğini, zeytin ağacı sayımızın arttığını görüyoruz ama bu ağaç burasını seviyor. Müthiş ürünler elde ediyoruz. Dünyanın çeşitli yarışmalarında işte ödüller hep bu bölgelerin ürünleri. Dolayısıyla o bizim kanayan bir yaramız. Coğrafi işaret var mıydı Edremit'te? Tabii ki. Var değil mi? Ki. Evet öyle hatırlıyorum. Hem zeytinimize hem zeytinyağımıza ticaret odamızda coğrafi işaret alındı. Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret alındı. Bu daha güzel bir tarafı. Bakın aslında geçtiğimiz sezonda bir fırsat kaçtı elimizden. Neden fırsat kaçtı? Dünyada zeytinyağı üretimi yok. Denecek kadar azaldı. Yani yaklaşık 3 milyon tonlardan, 3,5 milyon tonlardan 2 milyon 600 bin tonlara düştü. İspanya ve İtalya'daki o mevsimsel değişikliklerle. Biz Türkiye olarak bir zeytinyağı üreticisi ülke olarak görülmüyoruz, düşünülmüyoruz. Bir markalaşmayla Avrupa raflarında, dünya raflarında Türk zeytinyağı imajını çok güçlendirebilirdik. Bunu yapmadık, hele ilk zamanlar yapıldı ama son zaman, şimdi söz konusu. Dökme zeytinyağı ihracatına izin verildi. Hem kilosu 3,5-4 dolardan gitti. 10 dolarlara, 12 dolarlara satabileceğimiz zeytinyağı. Hem de bizim imajımız hala Türk zeytinyağı üreticisi imajı yok. Üretici işte şu anda dökmede satılsın, fiyatlar yine yükselsin, fiyatlar yine yükselsin ama bir 5 kiloluk zeytinyağının fiyatı 2000 lira, 3000 lira arasına çıktı mı ki bu rakam yani 1500 liradan 2500 lira arasıdır. Daha farklı satılanlar kesinlikle tahşiş edilmiş yağlardır. 5 kiloluk bir zeytinyağı sızma zeytinyağının 700 lira, 1000 lira gibi bir rakama satılması mümkün değildir. Bunu da üreticilerimize anlatmış olalım. Dolayısıyla bu geçtiğimiz yıllarda eğer Türk markalı zeytinyağını raflara koyabilseydik bundan sonrası
gelecek nesiller için çok daha iyi bir zeytinyağı pazarı elde etmiş olurdu. Maalesef biz bunu beceremedik. Bu şimdi şeyde olan dökme zeytinyağı ihracatı yasağı vardı. Tabii müthiş sıkıştı. Sorunun kaynağı neydi peki? Neden bu gerçekleştirilemedi? Vallahi öngörü meselesidir. O andaki o yükseklik işte 2 dolardan 4 dolara çıkması falan bize çok cazip geldi. Cazip geldi ama uzağa görebilmek, ileride ne olabileceğini görebilmek. Görüyorsunuz adamlar da İtalya... Zeytin yetiştirmek öyle bir iş değil midir? Yani bugünden yarına mahsul alınabilecek ağaçlar değiller ama çok kıymetli ağaçlar ve o öngörüyü gerektiren bir iş ya aslında. Yani domates ekmiyoruz sonuçta. Zeytincilik yapıyorsak başka bir öngörüye de sahip olmak gerekir ama işte bu özellikle ihracatla ilgili görünüm. Biz gıda maddesinden, temel gıda maddesinden bahsediyoruz. Yağdan bahsediyoruz ki şifası, sağlığı vesaire bunları hiç tartışamayacağız bile şu anda. Tabii. İşte bir bakış açısı, sektörel bir bakış açısı yahut işte biraz daha vicdani bakış açısını mı geliştirmek lazım? Bakın Türkiye'nin zeytin ağaçları o kadar eskidir, o kadar o atadan kalmadır. Biz onları hala muhafaza ediyoruz. Ben büyük dedemin tarlasında zeytin topluyorum ve o tarlaya gittiğim zaman onunla konuşuyorum zaman zaman. Yani işte bunu böyle yapmışsın, acaba böyle yapsan daha mı iyi olurdu diye filan. Bunlar ilginç şeylerdir. Bakın bu bir hasrettir. Bu bir kültürdür. Sosyal statüdür. Zeytincilik, zeytinyağcılık. Birçok arkadaşımızı görüyoruz. İşte 3 dönüm, 5 dönüm geliyorlar, yağ alıyorlar. Zeytinlik alıyorlar. O zeytinliklerin içinde üretim yapmaya çalışıyorlar. Bunlar hep imrenilecek, özendirilecek şeylerdir. Evet. Ancak günümüzde dediğim gibi ya yanlış politikalar, yetersiz, kötü niyetli demiyorum ama yetersiz, öngörüsüz politikalar bugün yine bizim sadece bir Fas gibi, Tunus gibi, Cezayir gibi tedarikçi bir ülke olmaktan öteye götürmedi bizi. Peki Tarşiş'ten bahsettiniz ya hani. Vatandaş bunu evet. Nasıl anlasın? Yani sahte zeytinyağını ya da işte katkılı zeytinyağını nasıl anlasın? Şimdi bir kere fiyat aralığını kesinlikle o 700'lerde, 1000'lerde, 500'lerde falan olan ben kendim denemek için bir internetten alışveriş yaptırdım. 400 liraya 5 kiloluk zeytinyağı aldım. Bugün bir zeytincinin, zeytin paketleyicisinin işte büyük firmalarda söyleyebilirim, bizler gibi daha küçük olanları da söyleyebilirim. Müstahsilden alış fiyatı bunun 1 kilogram yağ için bundan 2 ay önce işte 300 liralardaydı. Şimdi biraz gevşedi. Onun da sebeplerini anlatacağım size. 270 liralar gibi, 250 liralar gibi rakamlar. Bu rakamlardan alınan yani 1-5 kiloluk denegesi 1400 liraya, 1500 liraya bir şeye mal oluyorsa paketlemeciye bunun 500 liraya falan satılması mümkün değil. Lütfen o konuda çok hassas olsunlar. O 20 liralık ya onu alacağınıza gidin. Alın marketten başka bir türlü ya. Onu yiyin ki hem istismar edilmezsiniz hem de sağlıklı diye aldığınız, çocuklarıma sağlık verecek diye aldığınız o yağ aslında size zarar verir. Hangi rakamlardan başlıyor? Biraz o seyircilerimiz için bilgiyi de bize verebilir misiniz? Mesela 5 litrelik bir tarşı uğramamış zeytinyağı. İşte bizim birinci dediğimiz 1,5'lar 1600-1700 lira. Sızma zeytinyağlarda 1800-2000 liradan aşağıya olmaz. Ama adam çok özellikli üretmiştir. Butik üretim yapmıştır. İşte hepsi zaten yağın 300 kilodur, 500 kilodur. Bu yağ bir farklı bir fiyat isteyebilir, daha yüksek bir fiyat isteyebilir. O kendi onun takdiridir. Hı. Ama satılması gereken rakamlar bunlar efendim. Tüketicinin eline geçmesi gereken rakamlar. Peki bu seneye gelelim. Bu sene nasıl bir öngörünüz var diye sorarsanız eğer, bu yıl geçtiğimiz yıllarda ilk defa 2022-23 sezonunda 420 bin tonluk bir zeytinyağı üretimi oldu Türk üreticilerinin. Nasıl bir rakam bu? Bu nasıl rakam? 150-200 bin tonluk üretimlerden 400 bin ton
ortamlara çıkmak gibi. Şimdi diğer bölgelerden de haber alıyorum. Ben sadece Edremit Körfezi'ndeki federasyonun başkanıyım ama diğer bölgelerle de irtibatımız var. Onlardan da aldığımız duyumlara ve bilgilere göre sanıyorum biz bu 420 bin tonun 100 bin ton falan daha üstüne çıkacağız. Tabii Allah bir keder kusur vermezse deriz biz tarımla uğraşanlar, zeytinle uğraşanlar. Çünkü bir anda zeytini oldurursun, ağacın üstünde toplanacak vaziyete gelir, bir dolu gelir, her şey biter. Evet. İşte bu aylarda çok tehlikelidir. Bir don gelir, birçok şeyi bitirir. Çünkü zeytin artık çiçek açtı, açmak üzere. İşte herkes büyük bir iştahla o ilaçlamalarını yapıyor. Bakın, çok komik, o ilaçlama konusunda ve diğer mazot konusunda devlet destekleri var. Bunlar Avrupa Birliği üreticileriyle aynı pozisyondan bizleri çok aşağıya düşürüyor. Orada alınan desteklemelerle bizim aldığımız desteklemelerin arasında dağlar kadar fark var. Yıllar önce burada 40 sent diye bir destekleme vardı. O 40 sent bugün 2 sente düştü. Yani zeytinyağı üreticisi destek bekliyor diyebiliriz öyleyse. Yani tabii ki böyle bir şeyde 40 liralık mazottan bahsediyoruz. Peki. İşte geçen sene 250 lira olup bu sene 600 lira 700 liralar civarında olacak kadın yömesinden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu rakamlar da bu 10 dolara yakın rakamlar da işin içinden çıkarmamaya başladı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Katkı ve değerlendirmeleriniz için. Rica ediyorum. Ne demek ne iyi. Ben teşekkür ederim bize değer verip vakit ayırdığınız için efendim. Bol mahsuller, kolaylıklar. Edremit Zeytin ve Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Semerci bizimle birlikteydi. Süt ve etten sonra zeytinyağında da fiyat artışı bekleniyor mu? Sahte zeytinyağını ayırt etmek için ne yapmak lazım? Fiyatlarda nelere dikkat etmek lazım? Bunları konuştuk. Ekonomi bloğunu kapatıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte gündem ve siyaset bloğuyla karşınızda olacağız. Mehmet Hacet ve Necdet Saraç da bizlere eşlik edecek. Kısa bir aradan sonra buradayız. Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Ekonomi bloğunu kapattık. Gündem ve siyaset bloğuyla devam ediyoruz. Az önce de bahsetmiştik. Necdet Saraç ve Mehmet Hacet bize eşlik ediyor bu programda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydınlar. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydın Necdet Bey. Alabiliyoruz sesinizi de. Peki. Şimdi dün malum 23 Nisan'da bir resepsiyon gerçekleşti. Güzel mesajlar verildi. Güzel görüntüler çıktı ortaya. 23 Nisan'da klasiktir. Koltuklar çocuklara bırakılır. Çocuklar mesajlarını paylaşır. Yerini bulsa ne âlâ. Büyüklerin koltuklarını geleceğin sahiplerine devretti. O görüntülere şöyle bir bakalım. Biraz daha böyle neşemiz yerine gelsin. Çocuklarımızı görelim. Sonrasında konuşalım. Görüntüleri ekrana verebilirsek üzerine de konuşalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'de katıldı. Bazı ifadeler dikkat çekiciydi. Çocukların ifadeleri özellikle ama tabii biz burada biraz daha siyasetteki kısmını konuşacağız. Bu temaslar iyiden iyiye ön plana çıkmaya başladı. Özellikle AK Parti ve CHP arasında. Mevcut durumda da bir toplantı, bir görüşme, istişare bekleniyor. Haftaya olacağı ifade ediliyor. Ama oradaki başlıklar neler olacak, tarihi ne zaman olacak? Bu çok belli değil. Çay içtiler, sohbet etmişler malum. Buradaki başlıkların aslında önemine dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bir taraftan belediyelerin bütçeleriyle ilgili bir gündem açacağı da Özgür Özel'in ifade ediliyor mevcut durumda. İşte yerel seçimler sonrası birçok belediyeyi aldılar. Bu konuların da konuşulacağı ifade ediliyor. Görüntülere baktığımızda aslında şu soru da gündeme geliyor. Siyasette bir iklim değişimi mi gerçekleşiyor acaba? Yani görüntüler evet cevabı veriyor ama kolay olmadığını biliyoruz. Yani 31 Mart'ta doğru siyasal iklim değişti. Roller değişti. Kazanan kaybedenler kulübü yer değiştirdi. Yani genel seçimlerde iktidar bloku seçimi kaybetti.
Yani Türkiye'de AKP-MHP bloğunun meclis üstünlüğü var. Cumhurbaşkanı belli, kabine üyeleri belli. Ama yerel seçimlerde tam tersi bir tablo oldu. Cumhuriyet Halk Partisi kendi tarihinde ilk kez birinci oldu. 1977'den bu yana ilk kez birinci oldu. Bunlar önemli gelişmeler. Bu aslında ciddi bir siyasal iklim değişikliğini gösteriyor. Bence bu görüntüler de bu siyasal iklim değişikliğinin bir parçası. Realize olabilir mi? Gerçekleşebilir mi? Evet, bu yolda yürünebilir mi? Kolay değil. Niye kolay değil? İki önemli nedeni var. Bir tanesi, ortada 22 yıllık bir iktidar var. İktidar alışkanlığı var ve bu iktidar 22 yıldır tek başına iktidar. Değişmeyen bir isim var. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın tek başına bir iktidarı var. Her ne kadar son 4-5 yıldır bir bloktan bahsetsek de, bir ittifaktan bahsetsek de, Cumhur İttifakı'ndan esas itibariyle Erdoğan'ın ve AKP'nin tek başına iktidarı var. Bu nedenle kolay değil ama normal olarak eğer Türkiye'de normal bir siyaset okuması yapsak, bu mevcut veriler, yani siyasete gelen denge, 31 Mart seçimlerinde yerel seçimler sonrası siyasete gelen denge aslında bir normalleşmenin yolunu açar. Ama 22 yıllık alışkanlık ve 22 yıldır iktidarın kontrolü, iktidar alışkanlığı, tek başına yönetme, sanki Türkiye'nin %80'i 90'ı hep kendisini destekliyormuş psikolojik arka planına yönetme, kolay terk edilebilir mi? Ben kolay terk edileceği kanaatinde değilim. Ama Erdoğan'ın hem Irak dönüşü uçakta verdiği mesajlar hem de 23 Nisan'da verdiği mesajlar bu noktada bir kapı aralanabileceği işareti veriyor. Buradaki temel şey şu, Özgür Özel'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği mesajın da satır başlarına baktığımızda o da bir şeyin altını çiziyor. Türkiye'nin birinci partisi, Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıyla görüşmelidir mesajı verdi. Evet. Ben kişi olarak şöyle düşünüyorum. Yani alt başlıklar kuşkusuz tartışılabilir ama normalleşme sağlanabilirse bu önemlidir. Türkiye açısından Türkiye'nin kazanımıdır bu. Türkiye'de yaşayan bütün insanlar bu süreçten pozitif olarak etkilenir. Buradaki temel şey şu. Gerçekten sorun çözücü bir yaklaşımla görüşmelerin olması lazım. Çünkü biz bunları gördüğümüzde aklımıza gelen bazı tarihsel dönümler de var. Bir 2015 seçimi gibi. 2015 seçimi sonrası AKP belki de işte o döneme kadar 2002-2015'teki en kötü sonucunu almıştı. Biliyorsunuz dönemin başbakanı Davutoğlu'yla dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu uzunca bir görüşme de yapmıştı. Sonra o görüşmeler sona erdi. Görüşmeler boşa düştü ve Türkiye 1 Kasım'da başka bir seçime doğru gitti. Güvenlikçi politikalar yeniden öne çıktı. Yani o 7 Haziran'da ortaya çıkan hava, evet ya değişim olabilir havası gördük ki sonra patlayan bombalarla birlikte başka bir yere doğru evrildi. Bu da tabii yani işin doğrusu insanın aklına geliyor ama umuyorum 2024 Türkiye'sinde 31 Mart seçimlerinden doğru sonuç alacak ya da doğru değerlendirme yapacak siyasi aktörler bu süreci daha iyi yönetirler. Mehmet Hacet ne düşünüyor acaba bu görüntülerin üzerine? Oldukça samimi görüntüler de vardı çünkü o mermer salonda. Buyurun. Şimdi Gözde Hanım, öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum. Şimdi, teşekkür ederiz, iyi yayınlar. Necdet Bey'i dinlerken yani şimdiye kadar bu konuda bu diyalog eksikliği ya da iletişim eksikliği konusunda yaşanan problemleri aldı bir anda iktidar cephesinin üzerine yıktı ve şu anda sanki bu işin sorumluluğu onlarda ve düzeltiyorsa da işte seçimleri kaybettiler. Mecburen şimdi başka bir iklimde hareket etmek durumunda kaldılar gibi. Böyle bir anlama gelecek yani mealen söylüyorum. Bir yaklaşım sevgiledi ama ben şöyle düşünüyorum. Yani bir defa özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyalog konusunu, iletişim konusunu kapalı tutma daha önceki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin bir tercihiydi. Yani bir saray tabusu diye bir şey geliştirildi. Bir ara hatırlarsanız saraya giden CHP'li diye bir dezenformasyon haber bile çıkmıştı. Bir yani oraya gideni böyle kötüleyen, kötü gösteren, Erdoğan'la konuşanla, diyalog içinde olanla, olabilecek olan herkesi bir potansiyel suçlu olarak gören bir tutum hareket etti. Mesela orayı kapatan yani Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeyi reddeden isim başta Sayın Kılıçdaroğlu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındayken.
Dolayısıyla böyle hani tek taraflı bir şekilde burada daha önce yaşanan bu iletişim problemini bir tarafa yıkmayı ben doğru bulmuyorum. Tabii ki. Özgür yani, Özel'in tutumunu nasıl siyasette görüyorsunuz peki? Burada bir değişiklik var mı ona muhalefet cephesinde? Tabii, yani özellikle hani külliye ile gerçekleşebilecek temaslar yahut bu seçim günü sonrasında verdiği mesajlar biraz daha işbirliği ya da daha sıcak bir istişare stili yahut işte siyaset dil ve üslubuna sahip görünüyor mu? Burada esasen zaten değişim Özgür Özel'le birlikte geliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımındaki değişim Özgür Özel'in yaklaşımıyla karşımıza çıkıyor. Fark burada. Değilse Erdoğan dün güne kadar başka türlü hareket ediyordu. Bugün başka türlü hareket ediyor. Ben bakın hiçbir şey yokken ortada Özgür Özel bir çağrıda yani daha doğrusu açıklamayı yaptığında işte bayramda kendisini arayacağım, görüşmek istiyorum şeklinde sorulduğunda Erdoğan ne der, kabul eder mi? Ben en kestirmeden çünkü çok rahat bir şekilde verilebilecek bir cevaptı bu. Tabii ki kabul eder, tabii ki görüşür şeklinde bir cevaptı bu. Öyle de oldu nitekim. Hemen hızlı bir şekilde sıcak bir cevapla karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlara ihtiyaç var. Bunlara katılıyorum. Türkiye'de iktidar, muhalefet cephesi, toplumsal katmanlara doğru, yukarıdan aşağı doğru siyasi gerilim ortamının, kutuplaşma atmosferinin azalması anlamında bu tür diyaloglar güzel işte. Yani şu izlediğimiz görüntüler, espriler, görüşmeler, çay içmeler mecliste. Bunlar başlı başına görüntü olarak, içeriğinden bağımsız olarak bile elbette güzel şeyler. Evet. Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın Özgür Özel'in yeni tarzına da esprili bir şekilde takıldığı ifade ediliyor bir taraftan. Evet, doğrudur. O konuda Özgür Özel'in açıklamaları da oldu. Ne olduğuna dair bir defa saçını boyatmamış. O konuda bir sürü şey konuşuldu televizyonlarda. Bir sinüs ameliyatı geçirmiş. Ses tellerinde kalıcı bir hasar oluşmaması için bir operasyon geçirmiş. Murat Emir de var. Bir kendisi üzerinde bir operasyon, gerçi bu şey farklı bir söyleme gider ama Murat Emir'in de gerçekleştirdiği bir operasyon olduğu ifade ediliyor. Sanırım göz operasyonu da geçirmiş. Ben Murat Emir göz doktoru. Murat Emir mi gerçekleştirmiş Murat Emir'in gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Onu bilmiyorum ben de, yani kendi açıklaması Özgür Özel'in yani bir ses tellerinde kalıcı bir hasar oluşmaması için gözüne de mercek takılmış galiba. Kendi açıklaması, geçmiş olsun. Yani yeni bir tabii görüntü, yeni bir imaj aynı zamanda kendisi açısından. Burada tabii yani önümüzdeki hafta artık bu görüşmenin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bu görüşmenin içeriği de tabii ki önemli olacak. Sadece bir görüntü vermeden ibaret olmayacağına dair her iki taraftan da yine açıklamalar önümüze düştü. Dolayısıyla bunun içeriği ve nasıl bir gündemle toplanacağı, sonra devamına nasıl gelişeceği, yani ümit ederim daha kalıcı bir şekilde devam eder. Bir mekanizmayla, kendisini tekrar eden başka görüşmelerle bu diyalog zemini güçlü bir şekilde devam eder. Kolay evet. mıdır? Tabii ki kolay değildir. Yani böyle sonuçta siyasi rekabet içerisinde olan iki ayrı parti, birinci parti, ikinci parti ama en şu anda net rekabet halinde olan iki partiden taraftan söz ediyoruz. Burada asgari müşterekleri yakalamak ve onun üzerinden ilerlemek kolay değildir. Ama onun ötesinde bence biraz kararlılık çok önemli. Çünkü bir süre sonra burada şey başlar. Ya işte niye görüşüyorsun? Görüştüğünde ne oldu? Gittikte ne oldu? Gitmeseydik daha iyi olurdu. Gidince bizim tabanımız bize kızıyor falan gibi. Bunlar da olur. Partiden, parti yönetiminden, danışmanlardan, teşkilatlardan, milletvekillerinden bu tür tazikler de gelmeye başlar. İşte o noktada o kararlılığı korumak. Yok kardeşim, yani devam edeceğiz buna. Buna ihtiyacı var bu ülkenin gibi bir kararlılık sergilemek önemli olacaktır. Bu tabii sonraki safa kolay değildir bu süreçleri yürütmek, yönetmek ama bir başlangıç anlamında bence gayet olumlu bir fotoğraf olmuş oldu bu. Evet, Özgür Özel'in bu değişimi, şimdi kendisi ben teknik direktörüm dedi. Tabii ki de sahaya çıkmayacağım, forvet olmayacağım dedi ama
forvet olarak ifade ettiği isimler varken. Bu değişimi de aslında hani bir rekabete girer mi? Bunun için mi yapıldı gibi soru işaretlerini de sordurdu, koydurdu bazı kimselere. Hatta işte dün 23 Nisan dolayısıyla çocuklara koltuk devri yapıldığı esnada koltukta oturan çocuğa şey diyor, koltuğa oturunca sağlam oturacaksın bak yoksa kaldırırlar gibi söylüyorum. Hatta o sesi alalım, ona da bir bakalım, üzerine konuşalım. Çok çok önemli. Ben şimdi büyük bir mutlulukla koltuğu sana teslim ediyorum. Devir teslimde önce elimiz sıkalım. Efendim. Evet. Buyurun Sayın Genel Başkanım, koltuk sizin. Şöyle biraz isterseniz sırtınızı dayayın. Bu koltukta böyle iyice yerleşmezsen kaldırabilirler. Sonra. Özgür Özel'in sanıyorum ki o koltuktan kaldırılmak gibi bir korkusu yoktur. Şimdi bu imaj değişimi nasıl yorumlandı sizce? Size de sorayım. Ya şunu söyleyerek cevap vereyim. Siyasette espri, siyasette diyalog, mizah. Mizah olsun, espri olsun artık değil mi? Ya tabii, çünkü dün vardı. Yani siyaset, bakın Türkiye'de şimdi ya Türkiye'de siyasi mizah öldü. Yani bu tesadüf olabilir mi? Bu aslında 22 yıllık bir iktidarın sonucu. Yani yalnızca o klasik Erbakan, Türkeş, Ecevit ve Demirel karikatürleri meselesi değil. Yani Türkiye'de siyasi mizah bilerek ve isteyerek öldürüldü. Yani Gırgır Dergisi diye bir dergi vardı. Halen de bir biçimde devam ediyor ama Türkiye'de 500 bin satan dergi kolay bir dergi değildir. Türkiye nüfusunun da son derece düşük olduğu. Şimdi bugün eğer Kemal Sunal filmleri izleniyorsa o siyasi mizaha dönüp bakmak lazım. Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın Yasaklar, Deve Kuşu Kabera gibi tiyatroları halen izleniyorsa insanlar da aslında bir siyasi mizah isteği hep vardı. Bu nedenle de bu görüntüler bir kere doğru görüntüler. İnsanlar espri yapabilmeli. Evet. Bu siyasi görüşlerinizden vazgeçmeniz anlamına gelmez. Siyasetin normalleşmesi anlamına gelir. Bu anlamıyla bir kere bu son derece pozitif bir gelişme. Liderliği ama, vasfını ön plana çıkarmaya çalışıyor mu sizce? Mesela ya, bu değişimler, efendim? Bu değişimler ya da işte mesela seçim öncesindeki hitabetlere ya da algıya baktığımızda özellikle biraz uğraşmışlardı. Biraz değil mi uğraşmışlardı evet. Ya şimdi bakın şöyle. Yani bu liderlik algısını biraz daha yerleştirmek üzerine çalışmalar olarak okunabilir mi? Ya Duygu Hanım, tabii siyasette liderler önemli, siyasi aktörler önemli, genel başkanlar önemli. Onların verdiği mesajlar, ama duruşu, tabii yani baktığım duruşları bunlar son derece önemli ama siyasette dengeler belirleyici oluyor. Yani şimdi 31 Mart öncesi söylemlere bakın, 1 Nisan sonrası söylemlere bakın. Kaldı ki Erdoğan uzunca bir süre konuşmadı. Geçen haftaya kadar konuşmadı. Yani ciddi bir değerlendirme yapmadı balkon konuşması dışında. Siyasette bir denge oluştu. Bu önemli. Denge espriyi getirir. Denge yan yana yaşama kültürünü geliştirir. Denge diyaloğu zorunlu olarak getirir. Bu kişisel iradenin ve kişisel niyetlerden bağımsız bir şeydir. Yani bir denge oluştuğu andan itibaren siz karşı taraftakinin gücünü görmeye başlarsınız. Mesela 31 Mart'ta İktidarın istediği gibi bir sonuç olsaydı başka bir şey konuşuyor olurduk. Yani dile kolay tabii. 22 yıldan bahsediyorum ama diğer açısından CHP açısından bir başarısızlıktır kuşkusuz ama 77'den bu yana ilk kez birinci parti oluyorsan bu son derece önemli bir şeydir. Yani hem kendi ya zaafını... 89'da 77 diyorsun. 89'da Sosyal Demokrat Halkçı Parti CHP meselesini biliyorum. %24'de. Birinci parti değil miydi 89'da? Ya tabii tabii. 89'da CHP Türkiye'de ki illerin neredeyse tamamına yakındı. Yani tamamına yakın biraz abartı ama yarıdan fazlasının olduğunu biliyorum. Yani o dönem 70 civarındaki ilden. Yani o da yerel seçimdi. Bu da tabii yerel tabii o da yerel seçimdi ama ben atıfı tabii esas itibariyle 1977 Bülent Ecevit'in CHP'sinin Türkiye'de birinci parti olduğuna yaptım. Yani 1977 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, dönemin Cumhuriyet Halk Partisi %42'lik oy oranıyla Türkiye'de birinci olmuştu. Bu önemli gerçekten. 73 seçimleri de başarılıydı. Doğru, 89'da da Sosyal Demokrat Halkçı Parti ciddi bir başarıya imza atmıştı. Bu şu açıdan önemli. Bakın siyasette dengeler, yani
koalisyonlar hep şiddetle eleştirilir, reddedilir ama siyasette denge güçle ilgili bir iştir. O nedenle belki 2024-31 Mart'ına atıfta bulunmak gerekiyor, kıyaslama yapmak açısından. Bu güç bana göre bu diyaloğun kapısını açmıştır. İyi yönetilebilirse buradan çıkış yapılabilir. Türkiye başka bir yere doğru evrilebilir. Burada tabii ayrım noktası şu, yani onu net söyleyeyim ben. Yani bu kadar kutuplaştırıcı iklim siyasal sistemin bir sonucu ama diğeri şu. Erdoğan'da şöyle bir alışkanlık var. Erdoğan kendi çizdiği siyasal sınırlar içinde bir tartışmayı bugüne kadar yürüttü. Bakın meclise bakın, 22 yıllık Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde muhalefetin işaret ettiği hiçbir konu geçmemiştir. Komisyonlar dahil olmak üzere. Tesadüf değildir bu. Yani sonuçta çünkü siz çoğunluğu temsil ettiğiniz için muhalefeti ciddiye almazsınız. Yani 31 Mart seçimleri öncesi de muhalefete karşı değil, gerçekten sert bir dildi, ötekileştirici bir dildi. Şimdi CHP açısından şöyle bir bence önemli bir yol ayrımı var. Diyalog, evet, Özgür Özel bunu söylüyor. Özgür Özel şahsında da seçimi kazanmış bir liderin kendine güveninin de artması kadar doğal bir şey yok tabii. Var. Yani siyasette her zaman rekabet olur, iç rekabet de olur. Yani dış rekabet de olur. Şimdi Erdoğan'sız bir AKP'yi düşünün, nasıl bir rekabet olabileceğinizi gözlerimizin önüne getirebiliriz yani. Erdoğan ciddi bir otorite olduğu için Erdoğan'a rağmen parti içinde çıkan sesler çok yükselmiyor. Yükselme şansı bulmuyor. Hı hı. Ama Erdoğan'sız bir AKP'ye de bir tartışma olsa başka bir şeye doğru evrilecektir. Buradaki temel şey şu, yani lafı uzatmadan toparlayarak söyleyeyim. Erdoğan ve AKP'nin çizdiği sınırlar içinde bir politika Türkiye'yi geliştirmiyor. Dikte ettirici bir politikadır bu. Bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence buna dikkat etmesi lazım. Diğeri, dayatılan gündemlere gelmemek lazım. Bakın diyalog, evet. Yan yana gelmek, evet. Karşılıklı konuşmak, evet. Yumuşama, evet. Normalleşme, evet. Ama size dayatılan gündemleri konuşmaya başlarsanız burada kaybeden tarafta yer alabilirsiniz. Bundan neyi kastediyorum? Yani siz de biçimde söylediniz. Yani yerel yönetimlerde 408 belediye kazanmış Cumhuriyet Halk Partisi. Son derece önemli gerçekten. Tasarruf tedbirlerinin önemli bölümü belediyelere doğru yönelecek gibi gözüküyor. Mesela burada alacağınız tavır önemli. Asgari ücretin arttırılmayacağı söylendi. Burada alacağınız tavır önemli. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı önemli. Türkiye gündemi bu. Konuşacağız. Bunları yani o masada neler olacak bunları konuşacağız. Mehmet Acat'a da sormak istiyorum. Necdet Sarıcı'nın bu sözlerine katılıyor musunuz? Onu konuşalım. Bir yok, de katılmıyorum. Buyurun. Necdet Bey'in bu sözlerine. Şimdi yani bazıları da katıldıklarım da var da şimdi şöyle ya burada bana göre manşet değeri Özgür Özel'in Erdoğan'dan randevu talep isteyeceğim demesi, bayramda arayacağım, bayramlaşacağım demesinin, bunun manşet değeri şudur. Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde Erdoğan karşıtlığına karşı bir adım atıyor Özgür Özel. Asıl hikaye burada. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir hikaye öncelikle bu. Dedik ya hani tabulaştırıldı 13 sene boyunca Sayın Kılıçdaroğlu döneminde. Ben gitmem, ben görüşmem. Bir kere mesela bir ara iki bakanı gönderdi İçişleri ve Savunma Bakanlığı Sayın Kılıçdaroğlu'na. Ondan sonra da hemen ertesi gün Sayın Kılıçdaroğlu o görüşmenin içeriğini ifşa etti. Dolayısıyla burada yeni olan bir defa Özgür Özel'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yeni bir anlayışa yönelmesi. Yeni bir anlayışa yönelen burada birinci derecede iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan değil. Evet. Özgür Özel bu tabuyu kırıyor. Özgür Özel yeni bir karar alıyor ve Özgür Özel zımnen daha önceki tutumun, partisindeki daha önceki tutumunu Erdoğan karşıtlığının bir Erdoğan'la diyalogsuzluk haline dönüşmesine karşı bunun partisi açısından da bir handikap olduğunu tespit ederek harekete geçmesi. Bu işin manşet değeri, haber değeri öncelikle bu göz ardı edilmemeli. Yani önce Sayın Özgür Özel harekete geçmedi mi? Tamam, bir denge yani bunlar aslında tabii ki yani bu doğrudan güçle ilgili denge. Ama yani bu kişisel bir niyet değil Mehmet Bey. Yani seçimleri CHP kazanmamış olsaydı aynı tablo olmazdı. Siz de bunu takdir edersiniz. Şimdi, şöyle ama şimdi o zaman başka bir şey yani o dönemde öyle bir durumda ne olurdu ona ayrıca bakılırdı. Ama sonuç itibariyle Sayın Özgür Özel bir tespit yapıyor.
Biz evet. Erdoğan'la hiçbir diyalog kurmamışız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir zeminde onunla bir arada görüntü vermemeye özen göstermişiz. Bu yanlıştır Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ben bunu değiştireceğim demiştir ve bu randevu talebini o şekilde olgunlaştırmıştır. Dolayısıyla biraz da dönüp bakıp burada Cumhuriyet Halk Partisi burada niye böyle davrandı? Yani niye tabulaştırdı? Şimdi Erdoğan'ı rakip olmakla Erdoğan'ı düşman görmek arasında fark vardır. Öyle şeyler oldu ki yani bir işte bu Erdoğan karşıtlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tabuya dönüştü. Yani kimse bu konuda işte o saraya giden CHP'li haberi de öyle bir zemine zaten bir dezenformasyon olarak sonra aldılar Muharrem İnce'nin üzerine yıktılar biliyorsunuz hiç. Böyle bir şey olmadığını da kendisi o zaman açıklamıştı. Velev ki gitmiş olsaydı mesela o zemini, o atmosferi düşünelim. Yani Muharrem İnce gitmiş olsaydı bir kaşık suda boğacaklardı. Sen nasıl gidersin saraya diye değil mi? Dolayısıyla bu alandaki problemleri Özgür Özel görerek burada bir yanlışlık var. Bunu bizim düzeltmemiz gerekir diyerek böyle bir adım atmıştır. Böyle bir hamlede bulunmuştur. Tabii evet. ki bir denge oluşması Türkiye siyasetinde yani yerel seçimlerde muhalefete bir kredi açması seçmenin belediyelerde daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeler elde etmesi bu bir denge getirdi. Buna katılıyorum bu kısmına. Ama bu dediğim gibi yani bu seçim sonrası oluşan bu denge iktidarı mecburen işte muhalefetle birlikte hareket etmeyi itmedi. Önce muhalefet daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki kendi hatasını bence görüp Özgür Özel bunu düzeltme yoluna girdi. Bir şey daha onu atladık ama o çocuk Özgür Özel diyor iyice yerleşmezsen kaldırırlar bu koltuktan diyor. Siz onu çok iyi yakalamışsınız. Getirdiniz de bence çok böyle siyasi mesaj etkisi güçlü bir ifade o. Cumhuriyet Halk Partisi özelinde, özellikle kendi durumunda biliyor. Ki ben bir tarafıyla da bunun siyasi arka planı da var tabii ki bu girişimin. Yani sadece bu diyalogsuzluk, Erdoğan'la diyalogsuzluk, iletişimsizliğin oluşturduğu handikap değil. Bir siyasi burada atak olarak baktığımızda Özgür Özel parti içerisindeki konumunu güçlendiriyor. Bir nevi Ekrem İmamoğlu vesayetine karşı bir alan açıyor kendisine. Niçin böyle bir ifade kullanıyorum? Çünkü 4 Kasım kurultayını Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu sayesinde kazandı. Sayın İmamoğlu bunu kendisine sürekli bir şekilde o adaylık sürecinde 31 Mart'a gidilirken hatırlattı çeşitli vasıtalarla. Hı hı. Buna karşı da o dönemde de bazı reaksiyonları olmuştu Özgür Özel'in hatta hatırlayalım. Yani adaylık konusunda bazı gerilimler de aday belirleme süreçlerinde yaşanmıştı. Şimdi burada da bu tür hamlelerle bir taraftan Özgür Özel koltuğuna hani iyice yerleşiyor kendi tabiriyle. Kızım sana söylüyorum gelelim sen anla hikayesi. Bu şekilde bu tür hamlelerle, siyasi hamlelerle şu anda bakın yani Özgür Özel önemli bir siyasi figür haline dönüştü. Evet. Değil mi? Yani seçimlerden sonra 31 Mart seçimlerinde böyle bir galibiyeti olmamış olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel böyle olabilir miydi? Veya şöyle tabii yani 31 Mart seçim sonuçları sadece Ekrem İmamoğlu'na mahsus bir zafer ortaya çıkarmadı. Yani ben kazandım değil de biz kazandık demiş oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Tekil bir karşılaştırma yaparsanız Ankara'da Mansur Yavaş daha büyük bir zafer elde etti Ekrem İmamoğlu'na göre. Şimdi bu ortamda işte teknik direktör forvetleri oynatır. Yani o burada verdiği mesajla kendi şu anda Özgür Özel'in yürüttüğü siyasi çizgi ve yaptığı hamleler aslında tam da bu küçük kızımıza karşı söylediği iyice yerleşmelisin koltuğa derken kendisi şu anda iyice bu genel başkanlık koltuğuna Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerleşmeye dönük de ve üzerindeki vesayet derken de adlı adına söyleyelim bir Ekrem İmamoğlu vesayetinin çeşitli aygıtlar üzerinden oluşmasına karşı bir başka ajandayla kendi yol haritasını yürütüyor şu anda Özgür Özel. Şimdi haftaya gerçekleşecek görüşmede ajandada neler olacak? Bazı noktalar var dikkat çekilen ve masaya yatırılmasını beklediğimiz ama şimdi bu görüşmeye ilişkin bir haberimiz var. Özellikle dün mermer salonda içilen o çay verilen sıcak görüntüler sonrasında
hangi başlıklar masada olacak önemli, bir izleyelim. Sonrasında konuşalım. Erdoğan ve Özel mecliste görüştü. Önümüzdeki hafta görüşme konusunda mutabık kalındı. Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra ilk temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ana muhalefet lideri meclisin mermerli salonunda buluştu. Salı günü zaten meclis başkanımızla sözleşmiştik, görüşecektik. Efendim dursak. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da iki özel kalemin, Hasan Bey'le bizim özel kalem müdürümüzün varacağı bir mütabakatlere görüşeceğiz. Merakla beklenen o sorunun cevabı 23 Nisan resepsiyonunda yanıtını buldu. Hasan Bey'le bizim özel kalem görüşecekler. Gelecek hafta içinde uygun bir tarih belirlenecek. Davet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı. İki lider o buluşmada haftaya görüşme konusunda mutabık kaldı. Özel kalemler gün ve saat belirleyecek. Çayımızı içtik, bayramlaştık. Haftaya görüşeceğiz. Erdoğan gözünden ve ses tellerinden geçirdiği ameliyat nedeniyle Özel'e geçmiş olsun dedi. Görüşmenin içeriğine ilişkin de iki partinin grup başkan vekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Murat Emir'den açıklama geldi. Bütün davetlilerle Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya geldiler. Sayın Cumhurbaşkanı ameliyatının nasıl geçtiğini, şu andaki gözlerinin nasıl olduğunu sordu. Sıcak bir sohbetti. Detayları izledik. Şimdi masada hangi konular olacak, tarih ne zaman? Net olarak o bilgi elimizde değil. Fakat işte... Görünün o ki ama önümüzdeki hafta daha sonraki hafta. Evet, gerçekleşecek yani o görüşme. Yani Numan Kurtulmuş'un turundan sonra, parti turunda, parti genel başkanına görüşme turundan ne sonra... Ne beklersiniz peki? Hangi konular olmalı ya da konuşulur? Yani öne çıkan dünkü şeylerden sonra, diyaloglardan sonra da anayasa konuşulacak. Yani görülen birincisi o yani. Özgür Özel cephesinde de Cumhuriyet Halk Partisi geçen hafta önemli bir toplantı yaptı biliyorsunuz belediye başkanlarıyla. Özgür Özel orada konuştu, aynı zamanda bir çalıştaydı. Orada belediye başkanları hem borçlar boyutunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin devraldığı belediyelerde ciddi bir borç yükünün olduğu, hem de İller Bankası'nın kamu kaynaklarının kullanılması ya da merkezi iktidarla daha iyi bir işbirliği ile ilgili epeyce başlık dile getirildi. Muhtemelen başlıklardan birisi de belediyeler olacak, yerel yönetimler olacak. Yerel yönetimlerle merkezi iktidar arasındaki ilişkilerin yeniden yapılandırılması olacaktır. Bir diğeri muhtemelen yani Özgür Özel cephesinden ki CHP'nin şu anda öne çıkardığı önemli başlıklardan birisi emekliler olacaktır, asgari ücret olacaktır ki biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bir emekliler mitingi düzenleyeceklerini söylediler. Özgür Özel tabii ekonomiyle de ilgili Erdoğan'a ciddi başlıkları telaffuz edeceği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye ekonomisi bütün açıklamalara rağmen iyi gitmiyor. Yani sonuçta Türkiye'de yoksulluk giderek derinleşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi gibi yerel seçimde birinci olmuş bir parti, kendisini sosyal demokrat olarak ifade eden, gelir dağılımında eşitliği savunan bir partinin bence Erdoğan'la konuşacağı önemli başlıklardan birisi bu olacaktır. Anayasayla ilgili tartışmalara ne diyorsunuz? Yani Özel, ben Cumhurbaşkanı'nı dinlemeden bu müzakere kapısını kapatamam diyor ki Numan Kurtulmuş da gelecek hafta görüşmelere başlayacağım gibi bir ifadede bulunmuştu. Ve bu arada bir de erken seçim gündemi var. O da tamamen masadan kalkmış değil. Özgür Özel millet isterse ben hadi derim. Dedi. Ama yani seçim sonrasında konuyu da açmam ya da bunu da masaya getirmem, gündeme getirmem eğer milletten böyle bir istek gelmezse gibi ifadeleri de vardı. Yani doğru. Yani tersten söyleyeyim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bilerek erken seçimi fazla dile getirmiyor. Yani vatandaş isterse diye. Erken seçim Türkiye'de potansiyel olarak hep vardır. Yani Bahçeli hep örnek verilir. Derinleşen ekonomik kriz karşısında Bahçeli Mehmet Şimşek'i doğrudan isim vererek işaret etmedi ama bir Mehmet Şimşek işareti oldu. Yani yarın ekonomik kriz derinleştiğinde MHP Genel Başkanı Bahçeli biz bu işte yokuz dediğinde erken seçim kaçınılmaz olacaktır. Yani o anlamıyla bir potansiyel vardır. Potansiyel olarak erken seçim olasılığı vardır ama muhalefetin şu anda bunu dile getirmesi kendisi açısından bir dezavantaja
dönüşebilir. Bahçeli'nin peki olası bir söylemi, bu söylemi ne kadar kuvvetli sizce? Bence ekonomik kriz. Bakın Türkiye son 3 yıldır her 6 ayda bir beklentiye sokuluyor. İşte enflasyon düşecek, Türk parası yeniden değerlenecek, alım gücü yükselecek gibi beklentilere sokuluyor. 3 yıldır bunun olmadığını gördük. Mehmet Şimşek döneminde de olmadığını gördük. Şimdi Mehmet Şimşek'in hedefi ne? Yıl sonu itibariyle enflasyonu %40'ın altına çekmek. Türkiye'deki birçok ekonomistin ortak değerlendirmesi bunun gerçekçi olmadığı noktasında. Eğer ekonomik kriz bu ölçüde derinleşirse, ki aslında adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor Türkiye'de. Adı konmamış IMF programı esas itibariyle ücretliyi, çalışanı ve emekliyi zor durumda bırakır. Yani birileri zenginleşmeye devam eder. Yani orada ciddi bir zenginleşme olur. Diğer tarafta da... Zaten halihazırda bahsediyoruz. Evet, şimdi giderek derinleşirse, ki ben derinleşme ihtimalini çok güçlü görüyorum. Giderek derinleşirse MHP de zorlanacaktır. Evet, MHP fiili olarak bakanlık almamış durumda. Fiili olarak yönetimi de bir görevi yok, bir pozisyon almış değil, ama sonuçta iktidarın en önemli taşıyıcılarından birisi ve bu MHP seçmenini de zorlar. Yani nitekim bakın şöyle görelim, Yeniden Refah Partisi bu noktada tipik örneklerden biriydi. Yeniden Refah Partisi bütçeye evet demedi. Yani önemli bu. 2024 bütçesine evet demedi. Asgari ücreti eleştirdi. Emeklilerle ilgili hatta bir biçimde 20 bin lirayı bilerek telaffuz ettiler. 10 bin lirayı 20 bin lira yapın, biz de adaylarımızı çekelim işine kadar geldi. Büyük Birlik Partisi çok ciddi bir biçimde muhalefet ediyor. Büyük Birlik Partisi hangi parti? Sonuçta Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden birisi ve Büyük Birlik Partisi'nin muhalefet ettiği en önemli yer neresi? Ekonomik tabloya itiraz ediyor. Şimdi ekonomik tabloya itiraz etmek bir süre sonra sizin siyasi duruşunuzu da zorlar. Yani siz istediğiniz kadar ben AKP ile sorunum yok, Erdoğan'la sorunum yok, onunla bu süreci yürüteceğim deyin. Sonuçta seçmen kitleniz yoksulluktan etkilenmeye başladığı andan itibaren zorlanabilir. Bu anlamıyla ben MHP'nin... AK Parti'nin seçmen kitlesi yoksulluktan zorlanmadı mı? Zorlanıyor. 31 Mart'ta gördük zaten. Yani emeklilerin, AKP'den uzaklaşan emeklilerin, ki bu önemli gerçekten, seçimin sonucunu da belirledi. Onu çıplak gözle gördük. Yani hem geçişkenliklerde gördük, hem sandığa gitmemede çıplak peki, bir biçimde gördük. Peki o geçişkenlik AK Parti'den ana muhalefete mi oldu sizce? Ya iki şey oldu. Yani onunla ilgili analizler henüz böyle çok çerçevesi kesinleşmiş analizler değil, ama örneğin İstanbul'da yakından takip ettiğim için biliyorum. AKP seçmeninden bir geçişkenlik oldu İmamoğlu'na yönelik. İmamoğlu'na oy veren bir AKP seçmeninden bahsetmek abartılı bir şey değil. Diğeri sandığa gitmeme eğilimi oldu. Yani bu anlamıyla AKP'den bir diğer geçişkenlik de hepimizin bildiği Yeniden Refah Partisi'ne bir ciddi bir geçişkenlik oldu. Bu doğal olarak da şu anda AKP içinde tartışılan en önemli başlıklardan birisi değil mi? Yani ister kamuoyuna yansıtsın, ister yansıtmayın, ama en önemli başlıklardan bir tanesi. Bu kaçınılmaz bir biçimde siyasi parti tercihinden bağımsız olarak her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını, her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı demeyeyim tabii, yoksullukla sınanan her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını doğrudan ilgilendirir. İster partiniz AKP olsun, ister MHP, ister CHP. Bu nedenle ben bu önümüzdeki süreçte erken seçim olasılığının bir potansiyel olarak kenarda durduğu kanaatindeyim. Mehmet Hacet'e de soralım, kendisi ne düşünür? Evet. Hem bu erken seçimle ilgili beklentileri var mıdır onun da aynı şekilde? Hala masada duruyor mu? Durur mu önümüzdeki 2028 sürecine kadar? Özellikle anayasayla ilgili tartışmaların da başlayacağını biliyoruz. Oraya dair beklentileriniz nasıl? Evet, şimdi yani birincisi erken seçimle alakalı olarak ben bir yerden sonra Özgür Özel'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tutumunu değiştireceğini ve bir erken seçim talebinde bulunacağını düşünüyorum. Ama bunu öngörürken şuna bağlı olarak düşünüyorum. Ben Necdet Bey'in aksine ekonomideki durumun derinleşme yerine iyileşme biçiminde ilerleyeceği kanaatindeyim. Orta vadeli program şu anda hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Dışarıdan dış finansmana erişim anlamında
ciddi gelişmeler kat edildi. İşte Mehmet Şimşek'in bu konuda yeni açıklamaları var. Enflasyonun 2 ay sonra yönünü aşağı doğru çevireceği artık genel bir kabul haline dönüşmüş durumda. Piyasada da aslında bu oluşmaya başladı. Yani enflasyonun gerilemeye başlayacağına dair inanç oluşmaya başladı. Dolarizasyon büyük ölçüdeki en büyük tehdit ekonomiyi etkileyen ortadan kalktı. Dolardaki seyir, kurdaki seyir gayet ılımlı bir şekilde seyrediyor. Cari açık sezonun zor bir döneminde olmamıza rağmen geriliyor. 60 milyardan 30 milyar bandına kadar geriledi. Dolayısıyla aslında bir eğri olarak düşündüğümüzde ekonomideki sürecin bir krizin derinleşmesi olarak değil, bir iyileşme biçiminde karşımıza çıkması şu anda en büyük beklenti bu yönde. Yani ekonomi yönetiminin beklentisi, hedefleri de bu istikamette. Dolayısıyla bunu görmeden, vatandaşın bunu satın almasını beklemeden ben bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özgür Özel'in erken seçim talebine yöneleceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Belki aylar sonra, belki bir yıl sonra bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında Sayın Bahçeli'nin o açıklamaları tabii yani ekonomiyle ilişkilendirerek yine Necdet Bey bir yorum yaptı ama o açıklamanın tamamında aslında işte bu DEM Parti ekseninde gelişen hadiseler, seçimden sonra işte İstiklal Marşı okunmaması, Türk bayrağının kaldırılması, o işte konuya geleceğiz. Hakaret cümleleri, yani şu bağlamda ama yani o açıklaması Sayın Bahçeli'nin bir defa Mehmet Şimşek ismini zikretmedi. Benim konuştuğum bazı BHP'liler orada Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasına dair bir herhangi rahatsızlık olmadığını BHP içerisinde ifade ettiler, ediyorlar. İşte bir gün önce mesela Ekrem İmamoğlu yerel halk ifadesini orada kullanmış. O da atfen kullandığı şekilde bazı yine BHP kaynaklı yorumlar, değerlendirmeler de söz konusu. Hı hı. Ama her durumda yani o yani Bahçeli'nin bir bu çıkışı üzerinden bir işte erken seçim çağrısı yapma hazırlığı yaptığı şeklindeki yorumları ben doğru bulmuyorum şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Sayın Bahçeli'de Cumhur İttifakı'nın geleceğine dönük şu anda güçlü bir bağlılık hali bence söz konusu. O açıklamaları da biliyorsunuz Irak dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında ismini de zikrederek özellikle bu DEM partilerin yaptığı hareketlerle alakalı olarak destek verdi. Bahçeli'nin açıklamasına destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla ben hani Bahçeli üzerinden gelecek bir erken seçim çağrısını da doğru yani bulmuyorum şu anda, böyle bir seviyede de olmadığını düşünüyorum siyasi denklem içerisinde. Peki anayasa tartışmaları nereye gidecek? Yani Cumhurbaşkanı diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir değişime destek verir düşüncesindeyim ben ve inancındayım. Mevcut anayasa konusunda liderler olarak ne yapılabilir? Bunun konuşulmasında fayda var. Nasıl bir taslak çıkar ortaya bu anlamda? Türkiye'de anayasa tartışması yeni bir tartışma değil. Daha önce de gündeme geldi biliyorsunuz. Sonra yarım kaldı. Türkiye'nin bir demokratik anayasaya 12 Eylül darbe ruhundan tümüyle arındırılmış ki anayasa çok değişti biliyorsunuz. Bir anayasaya ihtiyacı var mı? Var. Bu noktada bir tereddüt yok. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Özgür Özel de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ifade etti. Mevcut anayasaya uymayanların hangi anayasayı önerecekleri gerçekten büyük bir soru işareti. Yani mevcut anayasaya uymamak ne? Bakın herkes Can Atalay üzerinden bir tartışma yapıyor. Şimdi önümüzdeki hafta 1 Mayıs. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı sendikaların bir bölümü en azından. Yani Türk İş ve Hak İş henüz daha yeni açıklama yapmadılar. Ama sendikaların bir bölümü, örneğin DİSK, örneğin KESK, Taksim 1 Mayıs meydanında kutlamak istiyor. İstanbul Valisi bunun bu yılda mümkün olmayacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin Aralık'ta aldığı bir karar var. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs alanı diye ifade edilen Taksim Meydanı'na da hak ihlali yapıldığını ve işçilerin 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlayabileceklerine yönelik karar aldı. Sembolik bir yer. Orası. Yani sembolik bir yer ve ayrıca ortak hafıza dedi. Yani çok önemli Anayasa Mahkemesi'nin yani gerekçeli kararında. Niye? Çünkü 1 Mayıs 1977'de orada yaşanan katliam
dan dolayı da bir, hem bir sembolik hem de bir ortak hafıza var gerçekten. Hı. Şimdi mesela anayasayı konuşacaksak, Anayasa Mahkemesi böyle bir karar almış. Çok net bir biçimde. Ayrıca kararda şöyle bir yan var. İtiraz edenler ki itiraz edenler yani bu bir haktır diye itiraz edenler DİSK'in o dönemki genel başkanı Kani Beko, o dönemki genel sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK yöneticileri, Türkiye Mimar Mühendisler Odası'nın genel başkanının yaptığı itirazları hem kabul etmiş Anayasa Mahkemesi hem de bunlara maddi tazminat ödenme kararı çıkarmış. Ya şimdi mesela 1 Mayıs'la ilgili siz Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir Taksim Meydanı nasıl yasaklayacaksınız? Şimdi ondan sonra da demokratik anayasadan bahsedeceksiniz. Ondan sonra da sivil anayasadan bahsedeceksiniz. Başka bir alan tahsis edilecek. Şimdi başka bir alan olmaz. Bakın eğer Anayasa Mahkemesi'ni tanıyacaksak, demokratik bir anayasadan bahsedeceksek, bunu konuşacaksak, bunu arzulayacaksak, hukukun üstünlüğünü arzulayacaksak, sizin yani siyasi değerlendirmelerinizden bağımsız olarak, eğer hukukun üstünlüğünü Anayasa Mahkemesi kararı olarak göreceksek, gerekçeli karar çok net bir şekilde diyor ki, evet, burası kullanıldığında, yani burası kullanılabilir. Bunun için de özel bir izne de gerek yoktur diyor. E şimdi siz bunu nasıl yasaklayacaksınız burada? Tamam doğru, valinin açıklamasını ben de dinledim. Yumuşak bir açıklama gibi gözüküyor. Ama niye mesela siz Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bunu uygulamazsınız? Diğeri de klasik örnek. Yani sonuçta Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez kararına rağmen bir alt mahkemenin itirazı sonucunda milletvekilliği düşürüldü. Şimdi buna uymayan bir iktidarın Türkiye'de yeni demokratik sivil bir anayasadan bahsetmesi inandırıcı değildir. İki turnusol var. Bakın AKP'nin inandırıcılığı, Erdoğan'ın inandırıcılığı, Bahçeli'nin inandırıcılığında iki turnusol var. Bir tanesi 1 Mayıs kararıdır. Olacaktır. Yani önümüzdeki hafta göreceğiz. Diğeri de Can Atalay kararıdır. Bunlara uymayanların bize yeni anayasa anlatması, Türkiye'ye yeni anayasa anlatması, bir de büyük laflarla, iri puntolarla sivil, demokratik vesayetten bağımsız anayasadan bahsetmeleri bence inandırıcı değil. Mehmet Hocat? Ya ben şöyle tabii yani bir defa keşke 1 Mayıs işçilere, işçi bayramında, işçi bayramı dediğim yani AK Parti döneminde 1 Mayıs'ın daha yeni yani bir 10 sene, 11-12 sene önce galiba ilan edilmiş bir bayram. Bu başlı başına tabii işçilere verilen önem, gösterilen ihtimam anlamında önemli bir karardır. Yani hep böyle sol jargon içerisinde işçilerle ilgili bir takım siyasi söylemler geliştirilir ama 1 Mayıs'ı bayram yapan da bu iktidardır. Ben de arzu ederim doğrusu. Yani 1 Mayıs'ta işçiler eğer Taksim Meydanı kullanılacaksa Taksim Meydanı kullanılsın. Kullanılmalı da bundan sonra bir bunun arkasından ama diye başlayıp başka bir yere de geçmeyeceğim. Öznesinde tutarak söylüyorum. Yani bu imkan oluşturulmalı ve isteyenler açısından 1 Mayıs kutlamaları Taksim Meydanı'nda yapılabilmeli. Bu bir senede yapıldı aslında. Yani gayet de barışçı bir atmosferde geçmişti. Bundan sonra da pekala yapılabilir. Ben bu fikri destekliyorum, onu da söyleyeyim. Ama tabii başka bazı travmalar burada. İşte o gezi olayları sırasında mesela yaşanan büyük yıkım, tahribat, vandalizm herhalde biraz devlet refleksinde bazı tereddütler ortaya çıkardı. Biraz onunla ilişkili bazı problemler var. İşte biraz önce baktım İstanbul Valisi Davut Bey, Davut Gül bunu izah ettik diyor. Niçin bunu yapılamayacağına dair bir izahat getirdik şeklinde açıklaması söz konusu. Ama ben her durumda dediğim gibi yani bu işin de bir tabu olmaktan çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle de bu fikri destekliyorum. Yani niye işte Taksim Meydanı'nda kutlanıyor şeklinde bir cümle kuracak halinde yok. Başka meydanlarda bu yapılabiliyorsa pekala, Taksim Meydanı'nda da yapılmalı, yapılabilmeli. Ama tabii ki amayı şu bu bağlamda kullanıyorum. Bunu barışçıl bir atmosferde taşkınlığa, gerilime, yakıp yıkmaya, vandalizme izin vermeyecek şekilde bir bayram atmosferi içerisinde. Yani bayram diyorsunuz, gerilim çıkıyor oradan. Bayram, işçi bayramı diyorsunuz.
İşçi Bayramı'nda birileri alıp böyle bir siyasi gerilimi parçası haline getirmeye çalışıyor. İşin böyle bir tarafı da söz konusu. O nedenle yani barışçıl bir atmosferde olması kaydıyla ben dediğim gibi yani inşallah önümüzdeki süreç içerisinde, önümüzdeki yıldan başlayarak bu yıl olmayacaksa, imkan varsa bu yıl olsun. Ama bir şekilde burada sendikaların da işçilerin de talebini karşılayacak şekilde Taksim Meydanı'nda bu kutlamalar yapılabilmeli bence. Evet, peki anayasa görüşmeleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani burada bir uzlaşı sağlanabilir mi? Mesela ilk 4 madde değişmediği sürece biz bunu tartışırız diyor ana muhalefet. Şimdi şöyle Gözde Hanım, yani birincisi hani sıfırdan bir başlangıç anlamına gelmiyor bu aslına bakarsanız. Daha önce yine mevcut iktidar muhalefet denklemi içerisinde 2011 ve 2015'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin eşit sayıda üye ile mecliste temsil edilen partilerin üyelerinden oluşan bir anayasa uzlaşma komisyonu oluşturulmuştu. Epeyce bir çalıştı da zaten bu komisyon. Hatta 2011'de 60 maddede 4 parti, o zaman 4 parti temsil ediliyordu mecliste, uzlaşma sağladı. Ama sonra yine o dönemde birdenbire Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir siyasi gündemi bahane ederek o masada kalktığını gördük. 2015'te 1 Kasım seçimleri sonrası daha kısa süreli olan yine bir başka anayasa uzlaşma komisyonu toplantıları yapıldı. Orada da bir tecrübe aslına bakarsanız oluştu. Şimdi muhtemelen yani önümüzdeki hafta içerisinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı partiler turunda da yine aynı fikir üzerinden ilerlenecektir. Yani yine mecliste temsil edilen partilerin katılımıyla bir komisyon oluşacaktır ve bu komisyon çalışmalara başlayacaktır. Eğer şartlı şurtlu bir takım şeyler, burada bariyerler ortaya çıkmazsa, yani henüz olgunlaşmış bir durum söz konusu değil. Ben 4-5 ay önce bir seyahat dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bunu, yani benzer bir yöntemle 2011 ve 2015'tekine benzer bir yöntemle mi bu çalışmalar yürütülecek diye soru yöneltmişti. O da olumlu, yani evet o minvalde bir yine siyasi partilerin üyelerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulması ve o şekilde bu çalışmaların yürüyeceğine dair bir cevap vermişti. Dolayısıyla burada yani eğer bir uzlaşma sağlanırsa yine olacak olan budur. Mecliste partilerin, siyasi partilerin, bütün temsil edilen partilerin katılımıyla bir anayasa uzlaşma komisyonu oluşacaktır ve bu çalışmalar başlayıp ilerleyecektir. İçerik konusu zaten komisyonun gündemidir. Yani anayasa nasıl bir anayasa metni olacak, hangi ifadeler kullanılacak, hangi konular, hangi başlıklar, bunların hepsi zaten o komisyonun kendi gündemi olacaktır. Yani kendi aralarında bu tartışmayı yapacaklardır ve onlar oluşturacaklardır bir metin oluşturulabilirse eğer. O nedenle hani şimdiden peşinden şöyle bir anayasa, böyle bir anayasa değil. Ama esasen burada zaten niçin bir yeni anayasa kavramı kullanılıyor? İlk defa bir millet iradesini temsil eden siyasi partiler bu işi yapmış olacak, yapabilirlerse. İşte 61 Anayasası, 82 Anayasası, darbe yapanları getirip dayattığı bu ülkeye anayasalardır. Burada bu yeni anayasa çalışmasını değerli kılan husus bu. O nedenle de biraz hani milletin hakemliği içerisinde burada herkesin alacağı pozisyon, takılacağı tavır önemli olacaktır. Yani o tavır ve o tutum darbe dönemi anayasalarına karşı bu partilerin refleksinin ne olduğunu da gösterecektir. O bakımdan da bence önemli olacaktır. İşte yeni özgürlükçü bir anayasa yapalım diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrı bu. Evet. 2018'den sonra da bunu yapmıştı. Ama o zaman da yani Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman bu çağrıyı yaparken de Cumhur İttifakı'na yapmamıştı bu çağrıyı. Bütün partileri yapmıştı. Ama ne yaptı? Diğer muhalefet cephesi ne yaptı? Bu çağrıya hayır cevabı verdiği gibi tuttular kendi, hani Millet İttifakı'na sadece hitap eden bir anayasa çalışması yaptı. Altılı Masa'nın yürüttüğü bir parlamenter sisteme geçiş anayasa metni vardı biliyorsunuz. Onu kastederek bunu söylüyorum.
Onlar ülkenin diğer yarısını, hani hep diyorlar ya işte iktidar ülkenin diğer yarısını görmüyor. Halbuki burada işte muhalefet cephesi altına bilse, altına basa ülkenin diğer yarısını hiçe sayarak kendi hazırladıkları anayasayı bu ülkeye dayatmaya kalktılar. Hadi bakalım buna ne diyeceksiniz? Peki. Şimdi DEM Parti ile ilgili burada bazı tartışmalar... Burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun, ben üzerine açacağım. Şimdi burada tabii temel şey şu. Yani Türkiye bir anayasa değişikliğini tartışıyor ama genel söylemlerde uzlaşabiliyoruz. Diyelim ki Türkiye'de hukukun üstünlüğü kavramı kullanıldığında hukukun üstünlüğüne ben hiçbir siyasi partinin karşı çıkacağı kanaatte değilim. Üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğü. Ama Türkiye'de bir işler böyle dönmüyor. Bakın ben sonuçta kişi olarak da 2010 anayasa referandumunu hatırlıyorum. 12 Eylül 2010. Biz o zaman ne diyorduk? Ben kendi dilimde dahil ederek söylüyorum. Muhalefet, o dönem muhalefet edenlerin tümü ya bu bir demokratik bir anayasa değil. Yani bu yapılan değişiklikler Türkiye'de kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak diyorduk. Ve biz hayır cephesinde yer alıyorduk. Ne oldu? 2010 anayasasının da demokratik anayasa olacak deniyordu. Darbeciler yargılanacak deniyordu. 2010 anayasasını kim şekillendirdi? Esas itibariyle daha sonra FETÖ diye ifade edilen Fethullah Gülen ekibinin bu işini şekillendirdiğine tanıklık ettik mi? Ettik. 2017'de ya anayasayı böyle değiştirmeyin kardeşim. Bu anayasayı böyle değiştirirseniz bu anayasada kuvvetler ayrılığı ortadan kalkar. Yasama, yürütme, yargı arasında kuvvetler birliği ortaya çıkar ve kuvvetler birliği Türkiye'ye zarar verir dedik. Şimdi bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Ve o ya kim millet dikkate almadı o zaman? Ya, ben de tamam devam ediyorum. Sonuçta. Devam edeyim. Tamam çok güzel, millet dikkate almadı. Buna rağmen çıkan anayasada bakın şöyle bir rol var. Bu anayasaya muhalefet eden, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi, aklınıza gelebilecek bütün muhalif kesimler bu anayasa bir 12 Eylül anayasasıdır. Bunun ruhunu taşıyor, değiştirilsin diyorlar. İktidar da evet ya bu anayasayı değiştireceğiz dediğimde anayasa hep başka bir yere doğru eğildi. Şu anda muhalefet neyi savunuyor? Ya bu bizim değiştirilmesini istediğimiz anayasaya uygun kardeşim. Anayasaya uygun diyor. Şimdi bu biz hafızamız taze. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Bu anayasa kararlarını ben tanımıyorum. Anayasa Mahkemesi kapatılmadır, kapatılmalıdır demedi mi? Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına kim uymadı? Kendi çıkardıkları anayasaya rağmen AKP uymadı. Anayasa Mahkemesi kararlarına kim uymadı? Anayasa Mahkemesi'ndeki yani Avrupa, ya Can Atalay kararını kardeşim Can Atalay kararı bakın sizin normal mahkemeleri bak, açısından Avrupa Mehmet Bey İnsan Mehmet Bey bakın Mehmet Bey bağlayıcı olarak kabul eden ülkeler arasında en ya 90. madde ortada ama ülkeler arasında bak, Türkiye'de var. Mehmet Bey hadi klasik 90. tartışmayı yapmayayım. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tartışmasını yapmıyor ama AKP'nin kabul ettiği İki referandumda da çıkarttığı hem 2010'dan hem 2017'de çıkarttığı anayasa ki Cumhurbaşkanı'nın yemini de anayasaya bağlılık üzerine kurulmuş bir yemindir. Cumhurbaşkanlığı yemini ya Can Atalay kararını nasıl yorumlayacaksınız? Anayasa Mahkemesi iki kez bak, ama bak yani, şöyle Mehmet Bey şöyle düşünmemiz lazım yani, bakın yani biraz empati yapmamız gerekiyor. Mehmet Bey'in nasıl yorumladığını ben duymak istedim buyurun. Tabii. Ya yani orada bir tartışma var diyorum. Yani ne orada Yargıtay'da Yargıtay'da bir mahkeme. Onlar da başka türlü yorumladılar onu. Yani şimdi Anayasa Mahkemesi kararları Türkiye'de bugüne kadar evet, temayül düzeyinde bile kabul edilen kararlar. Üst düzey yorumladı. Şimdi ya bak burada yorumladı. O da kendi anayasal haklarına anayasada Yargıtay'a verilmiş olan haklara referansla benim kararım doğrudur dedi. Ya mutlak bir doğru çıkmadı ki o Can Atalay tartışması. Ama şöyle bir iş. Sıkıntı tam şurada Duygu Hanım. Ya Mehmet Bey'in de söylediğinde ortaya çıkan tablo şu. İşime gelirse bu kararları uygularım. İşime gelmezse uygulamam. Şimdi bakın. Yargıtay ya Can anayasal bir kurum değil mi? Yargıtay'la ya arkadaş Can Atalay'la ilgili. Bakın. Benim anayasadaki yetkilerim ihlal ediliyor diyor Yargıtay. Mehmet Bey. Mehmet bu bir Bey, anayasa. Demin, burada da anayasal problem var o zaman. Şimdi bakın. Türkiye'de normal hukuku her bak anayasa Türkiye'de şöyle bir anayasa olsa 85 şey milyonun karşısında yani, eşit mesafede duran bir anayasa olsa aralarındaki bir yetki tartışması Can Atalay kararı üzerinde yüksek mahkemelerin yani burada iki mahkemenin Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın arasında bir yetki tartışması çıkmıştır. Bunun böyle yürütmeyle siyasi iktidarla da bir alakası yok.
Nasıl yok canım yani, yapmayın ya. Anayasa Mahkemesi burası da oturtmuştur. Ha, burada kişisel olarak siz dersiniz Anayasa Mahkemesi haklıdır. Öbürü de Yargıtay haklıdır. Ama sonuçta Yargıtay da anayasaya referansla benim, tamam, benim yetkilerim burada gasp ediliyor şeklinde bir tepki koydu o zaman. Şimdi peki, bakın şuna itiraz etmem Duygu Hanım. Yani her mahkeme kararı sorgulanabilir, tartışılabilir. Dünyada hiçbir hukuk yok ki boşluğu olmayan bir hukuk olmaz. Hukukta boşluk bulursunuz, bunu tartışırsınız. Bu başka bir şey ama karara uyma zorunluluğunuz vardır. Yani eğer bir karar çıkmışsa siz o karara uyarsınız. Siyasi tartışmalar sonra değişikliği beraberinde getirebilir. Bu ayrı bir iş. Türkiye'de olmadı mı bu? Yargıtay da kendi bakın, kararına uyulmasını istiyor. Bakın ha, burada yani, işte bu, da, bu nedenle da, de... Bakın, yani bunu unutmayalım ama. Yani burada ya, siyasi iktidar, siyasi yani AK Parti iktidarı bu karara uyup uymamadan sorumlu olan merci orası değil. Bir başka yargı mekanizması. Ya, Erdoğan'ın bu konuda sözleri var yani Mehmet Bey, yapmayın etmeyin ediyor yani. Buna itiraz ediyor. Bakın Erdoğan'ın bu noktada sözleri var. Yani hiç bunlar yorumu gerektirecek şeyler değil. Erdoğan ben bu kararları tanımam, saygı da duymam dedi. Yani, peki ben bir ortak, şey sorayım bakın, size. Bir müsaade edin, bir müsaade edin Mehmet Bey. Bakın, ama yani sizin söyledikleriniz bakın. Ben bu mesele yok, konuşuyoruz burada bakıyorum. Yani sonuçta sizle görüşürüz. Tabii tabii konuşuyoruz. Yani muhalefet mesela altılı masa ben hatırlıyorum. Ocak 2023'tü yanılıyorsam o toplantıda da bizzat vardı. Doğru. Bir anayasa değişiklik metni oluşturdu. 84 maddeden oluşan bir değişiklik. Siz de vardınız. Ben de vardım. Siz de ben evet, orada gördüğümü hatırlıyorum. Doğru. Bunu altılı masa nasıl bir sunumla bu vaadi gündeme getirdi? Şöyle bir sunumla ben özellikle tek tek o masadaki genel başkan yardımcılarının sunumunu da özellikle dinledim. Dediler ki biz bunu referanduma gerek kalmadan meclisten çıkarmak istiyoruz dediler. Ben de bunu şöyle nitelendirdim. Yani daha önce milletin oyuyla beğenirse beğenmesin. 17 Nisan, 16 Nisan 2017 referandumundan söz ediyorum. Halka referandumda sunulmuş olan bir anayasa paketini siz muhalefet olarak tekrar değiştirmek istiyorsunuz. Ama bunu halka götürmeden, referanduma götürmeden mecliste halletmeyi vaat ediyorsunuz. Bir defa asgari demokratik bir saygı eksikliği vardı burada. Ama benim gündeme getirdiğim husus buydu. Niye yani halka, yani orada demokratik saygı şunu gerektirdi. Biz her durumda bu önerimizi, parlamenter sisteme geçiş önerimizi halka götürmek istiyoruz. Orada halkın 2017'de verdiği karara karşı saygısızlık vardı. Demokratik bir saygısızlık tutumu vardı yani hepimizin gördüğü. Benim az önce gündeme getirdiğim husus buydu. Yani siz buradan bir şeyler söyleyecekseniz öbür konu tartışmalı işte. Yani daha bile konuştuk, tartışırız. Ama sonuç itibariyle iki anayasal kurum arasında yaşanan bir yetki tartışmasıydı o mesele. Şimdi altılı masanın 84 maddeden oluşan anayasa değişiklik paketini biliyorum ben. Onu yayınladılar da. Yani ciddi bir kitapçık olarak da yayınladılar. Keşke bugün altılı masanın bütün partileri onun arkasında duruyor olsa. Ki ona göre eksiklikler de tartışılmıştı. Mesela laiklik meselesi ciddi bir tartışma noktası olmuştu o dönemde. Altılı Masa'nın yayınlarında bu laiklik vurgusunun yeterince olmadığı öne çıkmıştı. Şimdi muhalefet bu tür alternatif şeyler önerebilir. Yani anayasalar, ama şu doğrudur. Anayasa dediğiniz bir toplumsal uzlaşmadır. Bir toplumsal ortak bir senettir. Şimdi toplumsal uzlaşmada bütün toplumsal kesimlerin... Ya toplumun öbür kesimini dışlayan işte, bir yaklaşım mı hazırlanmış? Olmaz yani. O anlamıyla olmaz. Yani bütün, yani bir bütün olarak toplumun bütün kesimlerinin mutabık olduğu bir anayasa ideal bir anayasadır. Olması gereken de budur. Ve bu tür anayasalar genellikle kurucu meclisler tarafından da şekillenen anayasalar olur. Evet, Türkiye 1921'den bu yana ciddi bir demokratik anayasa, uzun süre tartışmalardan sonra bir anayasa ortaya çıkarmadı. Böyle bir şans var mı? Evet, Türkiye'de böyle bir şans olabilir. Yeni bir siyasal iklim, yeni bir dönem açısından böyle bir şans olabilir ama şimdi burada da bu arada Mehmet Bey hatırlatmak isterim. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, eğer 400'ü bulursak referanduma gerek olmaz dedi. Onu da bir parantez içinde söylemiş olayım. O zaman ama uzlaşma sağlanmış olacak. Hayır ama yani şimdi diğerinde de altılı masa diyordu ki. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Altılı masa dedi ki. Oy verdiği diğer ittifakı toptan dışlayan bir yaklaşım. Şimdi bakın yani 400 bakın referandum meselesi kuşkusuz önemlidir ama altılı masanın da iddialarından bir tanesi şuydu.
biz iktidar olduğumuzda, yani normal 14 Mayıs'ta altılı masa iktidar olabileceği kurgusu yapıyordu. Bu da 400'e tekabül ediyor mevcut anayasaya baktığımızda. Ama parlamenter değişiklik olur olmaz da ayrı bir tartışma noktası. Şimdi ben oraya takılmak istemiyorum ama Numan Kurtulmuş'un 400 vurgusunu biliyorum. Yani 400 milletvekili olursa referanduma ihtiyaç olmaz vurgusu yeni yani. Geçmişle ilgili bir iş değil. Ama temel şey şu. Anayasa evet bir uzlaşma zeminidir. Burada şöyle bir şey olmaz. Türkiye'nin sıkıntısı orada. AKP'nin sıkıntısı da orada. 22 yıllık bir alışkanlık veriyor. 22 yıllık alışkanlıkta işine gelmeyene itiraz etme var. Muhalefetin şansı ve şanssızlığı diyeyim. Muhalefet iktidar olmadığı için söylemlerinin bir karşılığı olmuyor. Ama iktidarın böyle bir alışkanlığı var ve iktidar bu alışkanlığı terk etmediği sürece Anayasa Mahkemesi kararını Yargıtay'la kıyaslarsınız. Bir alt mahkeme kararıyla kıyaslamaya devam edersiniz. Ya şimdi bakın ya benim bildiğim demin mesela çok güzel bir şey söylediniz 1 Mayıs'la ilgili. O anlamıyla yaklaşımınız önemli. 1 Mayıs'la ilgili Anayasa Mahkemesi kararı var. Şimdi mesela bunu nasıl yorumlayacağız? Şöyle diyebilirim ben. Ya kardeşim Anayasa Mahkemesi hele bir de ortak hafızadan bahsetmiş. Hele de 1 Mayıs 1977 katliamına atıfta bulunmuş. Bu geçmişi yeniden hatırlama anlamına gelebilir diye yorumlayanlar olabilir. Bu mümkün. Yorumlayabilir mi? Ama eğer bir kararı siz uygulayacaksanız o kararı sizin öncelikle alıp uygulamanız lazım. Bu ne anlama gelir? Vallahi Taksim'i tartışmamak anlamına gelir. Göreceğiz. Kriter budur. Yani Can Atalay meselesindeki ısrarım da o. Yani siz mesela Can Atalay meselesindeki işinize gelmediği için, yani iktidarın işine gelmediği ya da iktidar bloğunun işine gelmediği için tartışmaya açtığınızda yani aslında Taksim'le ilgili bu kararın bir Yargıtay ayağı var mı mesela Necdet Bey? Mesela ben bilmiyorum. Ben Anayasa Mahkemesi kararlarına baktım. Hatta bakın, olasılık itibariyle de işin doğrusu o bölümü de kestim. Bakın o bölümü de kestim, yanımda getirdim. Yargıtay'ın da vermiş olduğu bir karar olsa orada da yetki çatışmasından söz ederiz. Ama böyle bir şey olmaz ki. O zaman niye anayasa var? Dur peki yani. Niye biliyor musunuz? Bakın soru şu. Ya bakın oradaki temel şey şu. Yargı yürütme ve yasama arasındaki kuvvetler ayrılığı ortadan kalktığı için Mehmet Bey burada yorum yapılıyor. Öyle bir şey yani, yok. Ya bakın ya öyle ben bakın böyle, siz şuna en azından ya, ben ya Mehmet Bey bakın 2007'de başlayan Ergenekon süreci, Ergenekon, Balyoz benzeri süreçlerle ilgili genelleştirici ya, Türkiye'de ya Mehmet Bey gayet saygın bir şekilde Mehmet Bey bakın yorumdan var. Bağımsız Çek olarak yargı içerisinde de bu var. Seslerimiz evet. Üst üste biniyor ama sizi seçip alarak yani kendi işinize gelen, kendi beğendiğiniz kararları öne çıkartıp ona önem atfediyorsunuz. Bak böyle bakmıyorum. Peki bitirin. Tamam. Böyle bakmadığımı söyleyeyim. Bakın 2007'de Ergenekon süreci başladı. Ergenekon sürecindeki savcıların neredeyse tamamı FETÖ'cü çıktı. Ne oldu? Ergenekon sürecinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ne oldu? Ya bugün balyozdan dolayı 7-8 general halen içeride tutuluyor yaşadıklarına rağmen ama davaların tümü düştü. Bakın anayasa tamam, değişikliği olmadı. Ya Mehmet Bey hiç değilse bunu kabul edin. Bakın 2007'de başlayan süreç. Ben de size olanı söylüyorum. Bakın 2007'de başlayan süreç. 2010'da Mehmet Bey bitireyim cümlemi lütfen bitireyim. Mehmet Bey söylediklerinizi hiç anlayamıyoruz. Siz tamamlayın Mehmet Bey. Ben bitireyim. İki cümle arka arkaya kuruyorum. Mehmet Bey'e bırakıyorum. Pekala. 2010 anayasa referandumundan sonra Türkiye'de bir anayasa değişikliği olmadı. Bir hukuki değişikliği olmadı ama ne oldu? 2007'de başlayan o anlamıyla da FETÖ'cü savcıların, Cumhuriyet Başsavcılarının iddianamelerle şekillenen davaların tümü 2015'te çöktü. Şimdi hangi değişiklik vardı ortada? Hangi değişiklik yapıldı? Mesela yasal hangi değişiklik yapıldı? Türkiye'de yargı reformu sürekli konuşulur. Değişiklik olmadı. Siyasal iklim değişti. Pozisyonlar değişti. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bu değişince hukuk da değişti. Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var. Türkiye'de geçmişte her 10 yılda bir darbe olurdu. Hukuk ona göre şekillenirdi. Şimdi o alan giderek daraldı. Neredeyse 5-6 yıla düştü. Bunun olmaması lazım. Anayasa sonuçta sizin için bağlayıcı olduğu kadar benim için de bağlayıcı olmalıdır. Söylemeye çalıştığım bu. Peki Mehmet Bey buyurun. Şimdi şöyle o zaman ben şöyle bir bağlam açayım bu konuda. Yani Türkiye'de yargıyla alakalı olarak bizim kadim problemimiz yani 10 yıllar boyu devam eden hep böyle bir özellikle 1967 Mayıs darbesi sonrası darbelerin ve darbecilerin gölgesinde bazen darbeciden daha fazla darbeci bir anlayışla hukukun, yargının
yargı sistematiğinin hareket etmesi problemidir. Yani 60 darbesi olduğunda darbeyi yapan askerler bir an evvel demokrasiye dönüş fikrini öne attıklarında buna ilk itiraz bir takım yargı hukuk profesörlerinden gelmişti. İstanbul Üniversitesi'nden oradan buradan ve o demokrasiye geçiş dönemi de gecikmişti. Aynı şekilde çeşitli darbe dönemlerinde 12 Eylül buna dahil 28 Şubat sürecinde briefingle bir araya gelen yargı mensupları, yüksek yargı mensupları. Şimdi bunlar işte yine 90'lı yıllarda aynı şekilde yargı içerisindeki bir takım kadrolaşmalar çeşitli sahiplerle yargının temel problemleri bunlar olmuşlar öteden beri. Bunun arkasındaki gücü, motivasyon neydi? Yargıyı bir işte hukuk dağıtan, adalet dağıtan bir mekanizma olarak değil de bir güç olarak, bir ele geçirilecek bir mevzi olarak gören anlayış. Şimdi biraz Necdet Bey'in verdiği örnek, FETÖ bağlamında verdiği örnekte bu bağlama oturuyor. FETÖ'de bir dönem yargı üzerinde yargıyı ele geçirecek bir araç olarak kullanıp bir güç devşirmiştir. Ama o da başkalarından daha önce yargıyı ama biz itiraz ediyorduk o zaman. Diyorduk ki bak bu yanlıştır diyorduk. Işte. Bir dakika bak, ben sizin söyledikleriniz üzerinden ilerliyorum şu anda. Şimdi FETÖ'de daha önce başkaları tarafından ele geçirilmiş olan yargıyı yine aynı maksat, yani bir kale gibi görüp, orayı bir güç temelküzü olarak görüp bir o anlayışla kendi hedefleri doğrultusunda o darbe davalarında aldılar, kullandırdılar kendi amaçları doğrultusunda işin içinden çıkılmaz hale getirdiler ve sonuç itibariyle kadük kaldı. Burada da yine yargının kendi içerisindeki problemlerden kaynaklanan sorunlarla biz baş başa kaldık. Ama ne oldu? 15 Temmuz'da ilk defa Türkiye Cumhuriyeti yargısı ilk defa refleks koyan Ankara ve İstanbul başsavcıları çıktılar, televizyonlara da çıktılar ve bir soruşturma başlattı. Daha saat 11'de darbe nereye doğru evrileceği belli olmadığı saatlerde büyük bir yiğitlik örneğiydi bu aynı zamanda. Büyük bir demokratik ve milli iradeye saygı örneğiydi aynı zamanda. Ve o darbe girişiminin savuşturulmasında da yine Türkiye Cumhuriyeti yargısı çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Devamında yine ben hadi böyle genelleştirici yargıyla ilgili, hukukla ilgili başka konularda demokrasiyle alakalı, Türkiye'nin demokratik standartlarıyla alakalı genelleştirilmiş cümlelere kategorik bir şekilde karşı çıkıyorum. Bunu söylüyorum. Şunu da örnek vereyim. Yani 15 Temmuz darbesini yapanlara karşı da işte devamında da yargı çok güçlü bir refleks geliştirdi. Çok bence güçlü kararlar yani o darbeyi yapanlar ve onların arkasındaki bir takım aktörlerle alakalı. Mesela Sincan'daki mahkeme epeyce sürdü ama çok titiz bir şekilde oradan çıkan kararlara bakın. Ağırlaştırılmış müebbet vardır, müebbet vardır, şu kadar 30 sene vardır, 10 sene vardır, 6-7 sene vardır ve beraat da vardır. Demek aslında tek tek böyle herkesin durumuna bakarak kim suçlu, kim suçlu değil bunu ayırarak çok güçlü bir karar vermişti o zaman Sincan'daki mahkeme. Şimdi bunları yapan da bizim yargımız değil mi yani? O nedenle ben böyle genelleştirici, hani tekil örneklerle ilgili eleştiriler tabii ki yapılır, yapılmalı. Bunlar işte Türkiye açık bir toplum, bu platformlar zaten bu anlamda da buna imkan sağlıyor. Ama böyle genelleştirici bir tarzda öyle yargı. Ha ben ama şunu da söyleyeyim. Çünkü yargının demokratik standartları, dünkü yargının demokratik standartlarının çok çok daha üstünde. Başlı başına darbelere karşı verilen refleksi bile örnek olarak yeterli olarak görürüm. Peki. Şimdi biraz gündemi değiştireceğim. Az önce Mehmet Hacet'te bazı işte Hazine ve Maliye Bakanı'nın ifadelerinden bahsetmişti. Bu seçim sonrası süreçte seçimsiz bir döneme girilmesiyle beraber de özellikle enflasyon dinamikler malum. İşte biraz daha hani kemer sıkma politikası eğer uygulanacaksa bunu toplumun tüm satında hatta işte devletin de uygulaması gerekiyor diye vatandaşlar bu konuya dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak fahiş fiyatlarla ilgili bazı ifadelerde bulundu. İşte ambalajların üzerine fiyatı yazılması bunlardan biri. Bir tarafı da işin kamuda tasarruf. Kamuda tasarruf önlemleriyle ilgili de biz yine demekle tasarruf sürecini başlatacağız. Tüm giderler gözden geçirilecek, tedbirlerimizi alacağız gibi söylemler karşımıza çıkıyor.
ihtiyaç dışı harcamaların önüne geçilecek deniyor. Tabi burada en çok göze çarpan hususlar neler? İşte makam araçları, demirbaşlar vesaire. Bu tarz şeyler biraz daha ön planda. Siz nasıl görüyorsunuz? Mehmet Hacet bir miktar yorumlamıştı. Sizden de yorumunu almak isterim. Ona sözü tekrar devretmeden önce. Yani iktidar aslında son 3-4 yıldır kriz derinleştikçe bu tür şeyleri telaffuz ediyor. Bu bazen planlamaya, ortaya da uzun vadeli planlamalara yansıyor. Bazen de ilgili bakanlıklar ya da doğrudan Cumhurbaşkanı diliyle telaffuz ediliyor. Sonuçta tekrar başa dönüyoruz. Mesela diyelim ki iktidar tasarruf yapmak istediği engelleyen mi var? Yani biz Cumhurbaşkanı'nın kaç uçağı var diye sorduğumuzda neredeyse bizi döveceklerdi. Yani itibardan tasarruf olmaz tartışmasına kadar iş evrilmiş durumda. Şimdi mesela kabuda tasarrufun önünde kim engel? Herhalde normal sokaktaki vatandaş değil. Yani iktidar istese bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yani siz de örneklediniz. Yani aslında küçük, en küçük başlıklardan biri belki de makam araçları. Ama yani makam araçlarıyla ilgili valla iktidarın elini tutan yok. Yani istense yapılabilirdi. Fiyat denetimi. İktidarın elini tutan yok. Yani bununla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz yılda benzer bir tartışma oldu. Yani zincir marketlerin bu noktada yaptıkları fahiş fiyat uygulamasına yönelik şu tedbiri alacağız. Bunların önünde aslında hiçbir engel yok. İktidar bunları uygulayamadığı için tekrar başa dönüyor ve bir süre zaman kazanıyor. İktidarın en önemli özelliği bu. Yapabileceği mesela bunun önünde bir yasal bir engel yok. Ne yapılabilir peki? Muhalefet... Yani daha yerinde... Öncelikleri değiştirmek lazım. Önceliklerin değiştirilmesi. Yani tabii Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili temel sorunun yapısal olduğunu neredeyse bütün ekonomistler söylüyor. Şu anki uygulanan ekonomi politikanın başarıyla sonuçlanacağını umarım Mehmet Bey haklı çıkar. Ama Mehmet Bey son 3 yıldır haklı çıkmadı bu konuda. Çünkü biz Mehmet Bey'le birçok televizyon ekranında bunu tartıştık. Ben yanılmak isterim. Türkiye ekonomisi düzelsin. Bakın yani sonuçta yani ben ekonomistim dediğinden bu yana Sayın Cumhurbaşkanı vallahi hiçbir ekonomik veri yukarı doğru ama gitmedi. Başka bir sürü yani. Yani vallahi ben bak benim kriterim şu. Türkiye'de yalnızca diski kastederek söylemiyorum. Türk İş benim için ekonomik bir kriter. Türk İş her ay yoksulluk ve açlık sınırı yayınlıyor. Bir tek kişilik bir kişinin de bekar bir kişinin de aylık maliyetinin ne olduğunu yayınlıyor. Bu yayınlamaların tümünde Türkiye'de biz neyi görüyoruz? Açlık ve yoksulluk sınırının giderek yukarı doğru çıktığını, alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Gerçek bu. Şimdi zaman zaman bu tür şeyler, yani şimdi sizin de örneklediğiniz bu tür palyatif hamleler sonucu değiştirmiyor. Sonucun değişmesi için mesela şöyle bir şey olması lazım. Ya bu bir tercihtir. Kamu tasarruf yapacaksa tasarrufu kimden yana kullanmalıdır? İşin doğrusu yani hem kamuda tasarrufu hem de zenginlerdeki o artan şeyi, geliri yoksullar lehine kullanmalıdır. Yani hesap yapıldı. Kur korumalı mevduatla ilgili yapılan hesaplar var. Yani birçok ekonomist hesap yaptı bununla ilgili. Kur korumalı mevduata 2 yıldır ödenen parayla siz Türkiye'deki 16 milyon ki bunun ezici bir çoğunluğu 10 bin lira alıyor. 12 milyon civarında 10 bin lira maaş alıyor. Çok rahat bunu finanse edebilirsiniz diyor. Rakamlar da veriyorlar. Yani buraya yaklaşık 1 trilyon lira aktarılmış durumda kur korumalı mevduata. Doları bir yerde tutabilmek için ki tutulamıyor. Dolar şu anda da bir noktada ve yıl sonu itibariyle 40 lira olacağı söyleniyor. Buna da ciddi bir itiraz yok. Yani doların... Tutulamıyor derken yani 10 aydır gayet ılımlı seyrediyor dolar. Valla yani 10 aydır dediğiniz örneklemeler verildiği için söyleyeyim. Yani bu hayır, meşhur... Bu açık bir çok, bilgi çok, yani. Bir, yani Gözdağ'ın ekonomi müdürü. Mehmet Bey. Dolarda 10 aydır... 2017'de bu öve ve Ben bu blokta çok fazla ekonomi yorumu yapmak istemiyorum ama şu bir gerçek. Enflasyonun altında artışlar var. Evet. Rezerv satışları yapıldığını biliyoruz. Bu çok kontrolsüz bir gidişatı göstermiyor. Ve bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soru cevap gerçekleştiriyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Oraya dönüyoruz. Kapsamında da alt mevzuatlarda da önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Bunların uygulaması, çocuk yargılaması. Çünkü 2005 yılından itibaren çocuk mahkemeleri kuruldu. Ve çocuk koruma kanunu kapsamında da alınan tedbirler var. Çocukların yetişkinlerden farklı ortamlarda adli süreçlerde bulundurulması gerekiyor. Bu konuda da gerek adli görüşme odaları, gerek suç mağduru çocukların çocuk izlem merkezlerinde ifadelerinin örselenmeden alınması ile ilgili uygulamalarımız devam ediyor. Tabii
çocuk adalet sistemi dediğimiz, özellikle çocuklara özgü yargılama yapılacak mekanların yetişkinlerden ayrı olması lazım. Bu konuda da çocuk adalet merkezi dediğimiz uygulamayı başlattık. Erzurum'da çocuk adalet merkezimiz faaliyete geçti. Bursa'da yakın zamanda açılışını gerçekleştirdik. Şimdi Gaziantep'te çocuk adalet merkezinin hayata geçiriyoruz. Ve bütün öncelikle büyük şehirlerimiz başta olmak üzere çocuk adalet merkezlerini hayata geçiriyoruz. Uygun mekanlar tespit ederek ve uygun mekanlar edinerek çocuk adalet merkezlerinde çocukların yetişkinlerden ayrı olarak adli süreçlere tabi olmasını öngören uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bugün de çocuk hukuku paneli özellikle hem uygulamamızda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili gerek akademisyenlerin gerekse uygulayıcıların burada her biri tebliğler sunacaklar. Bu tebliğler ışığında da mevzuatın geliştirilmesi ve uygulamanın daha da iyileştirilmesi konusunda yol gösterici mahiyette olacak. Sorduğunuz soruyla ilgili olarak zaten dün 23 Nisan resepsiyonunda da gazeteciler aynı konuyu sormuştu. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Burada demokratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Demokratik hukuk devleti şiddeti ve şiddeti teşviği suç sayar. Bu gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse kendi anayasamızda, mevzuatımızda bu böyledir. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesi şiddette teşviği suç sayar. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10-11. maddesi şiddete yönelik örgütlenmeyi, şiddeti teşviği suç sayar, terörü teşviği suç sayar. Dolayısıyla bunlar fikir özgürlüğü kapsamında ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında olmaz. Yine anayasamızın 26. maddesi de şiddeti teşviği uygun görmez, suç sayar. Dolayısıyla demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinde teröre müsaade edilmez, şiddete müsaade edilmez. Ülkemizin birlik ve beraberliğini, huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerinin hepsiyle de mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Özellikle 40 yıldan bu yana şehitler verdiğimiz bölücü terör örgütüyle mücadelemizden de hiç taviz vermeyeceğiz. Ülkemizin birlik bütünlüğünü korumanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle demokratik siyaset yaptığını söyleyenler de teröre karşı tavırlarını koymaları gerekir. Geçmişte koymadıkları için haklarında davalar açılan partiler oldu ve kapatılan partiler oldu. Şimdi bundan sonra da diyoruz ki eğer böyle bir hukuki süreçte karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun, terörü reddedin, şiddeti reddedin ve demokratik siyaset yapmak istiyorsanız özgürce siyasetinizi yapın. Çünkü millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor, terörü desteklesin diye oy vermiyor. Dolayısıyla eğer terörü destekleyen, şiddete teşvik eden açıklamalarda bulunursanız, uygulamalar yaparsanız, böyle bir politika içerisinde olursanız o zaman demokratik hukuk devleti elbette ki buna müsaade etmez. Yetkili makamlar devreye girer. Dün akşam resepsiyonda da aynı şey soruldu, aynısını söyledim. Dolayısıyla bu konudaki kararlılığımız özellikle sonuna kadar düşünce ve ifade özgürlüğü, bu konuda hiçbir kısıtlama olmadan herkes eleştirisini yapabilir ama onun da bir sınırı vardır, özgürlüğün de bir sınırı vardır. O da nedir? Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milli birlik beraberliğimiz, kişi hak ve özgürlüklerimiz ve yaşam hakkı. Dolayısıyla yaşam hakkının düşmanı olan terörle mücadele bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Spesifik olarak bu konu üzerine devam edecek olursak, diğer evet, bir arkadaşlar hatırlanacağı üzere fotoğraf mevzusu nedeniyle bir kişi tutuklanmıştı. Bu soruşturmanın devamı var mı? Şimdi orada Diyarbakır Sur'da gerçekleşen olayla ilgili adli soruşturma hemen başlatılmıştı. Çünkü orada Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini indirin şeklindeki ifadeleri kullanırken de devlet büyüklerine nasıl hakaret edildiğini, o galiz ifadeleri kabul etmek elbette ki mümkün değildi. O çirkin ifadeler neticesinde hemen adli soruşturma başlatıldı, gözaltı ve
tutuklama işlemleri yargımız tarafından gerçekleştirildi. Ve soruşturma da devam ediyor. Buna benzer olayların tekrar etmemesi lazım. Yani buna benzer olaylar, yok bayrağı kaldırmak, indirmek, yani bu tür milletimizin özellikle hassas olduğu, ülkemizin, devletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda özellikle milletimizin sinir uçlarıyla oynama konusunda eğer bunu yaparsanız, bu hukuksuz uygulamaları gerçekleştirdiğinizde o zaman tabii ki adli, idari soruşturmalarda karşı karşıya kalırsınız. O nedenle diyoruz zaten. Burada herkes milletten aldığı yetkiyi anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde kullanması gerekir. Millete hizmet etmesi gerekir. Başka yerlere, terör örgütlerine müsaade etmemesi gerekir. Şimdi değerli arkadaşlar, yani geçmişte bu tür terörle irtibat ve iltisak nedeniyle terörü destekleme ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle partilere kapatma davaları açıldı ve kapatılan partiler oldu. Şu anda da devam eden davalar var. Dolayısıyla aynı şekilde aynı yolu izlerse DEM Partisi o zaman aynı muameleyle karşılaşır diyoruz. O nedenle diyoruz ki demokratik siyaset yapın, milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi belediye seçimlerinde 78 belediye var DEM Partisi'nin. Bu 78 belediye eğer terörü destekleyen bir uygulama gerçekleştirirse ne olacak? Anayasamızın 127. maddesi, Belediyeler Kanunu'nun 45. maddesini açtığınızda, okuduğunuzda burada yasal mevzuat çerçevesi içerisinde eğer terörü destekliyorsa bir belediye yönetimi, o zaman elbette ki geçmişteki uygulamaları hep beraber gördük. Hiç kimse durup dururken bir partinin kapatılmasını ister mi? İstemez. Hiç kimse bir belediyeye kayyum atanmasını ister mi? İstemez. Ama siz halka hizmet yerine o milletin kaynaklarını, o devletin gönderdiği ödenekleri, siz millete hizmet yerine başka yerlere bu millet düşmanlarını aktarma gayreti içerisinde olursanız, ki geçmişte bunun örnekleri oldu ve bu uygulamalar gerçekleşti, eğer yine bunlar tekrar ederse elbette ki o zaman anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde o verilen yetkiler kullanılır. O yetkileri kullanmak zorunda kalmamak önemli olan. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Evet. Yeni anayasa. Arkadaşlar bunlar hepsi anayasa ve kanunlarımız çerçevesinde yazılan, çizilen işler. Herkes, siyaset yapan partilerimiz, siyasetçilerimiz, bizim bağlı olduğumuz anayasamız, kanunlarımız var. Bu çerçevesi içerisinde siyasetimizi, demokratik siyasetimizi yapmamız lazım. Özgürce herkes düşüncesini ifade edebiliyor. Yalnızca sınırı var. Temel hak ve özgürlüklere müdahale edilmeden, yaşam hakkını koruyarak ve teröre, şiddeti teşvik etmeden. Bunlar gerçekleşirse elbette ki bizim burada devletimizin yetkili yargı makamları, kurumları, anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde yapılması gereken neyse onları elbette ki yapmak durumunda kalırlar. Yeni anayasa çalışmalarındaki son durum nedir efendim? Şimdi dün Sayın Meclis Başkanımız da meclisin açılış konuşmasında bahsetti. Türkiye 1982 anayasasıyla, darbe anayasasıyla yönetiliyor. Evet, bu anayasada biz son 22 yılda reform sayılabilecek çok önemli düzenlemeler hayata geçirdik. Özellikle temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi anlamında kadın hakları, çocuk hakları ve onlara pozitif ayrımcılık getiren düzenlemeler konusunda, yine hak arama yollarının genişletilmesiyle ilgili olarak kamu denetçiliği kurulmasından tutun da bilgi edinme hakkına varıncaya kadar, özel hayatın korunmasından kişisel verilerin korunmasına varıncaya kadar önemli yapısal düzenlemeleri de hayata geçirdik. Özellikle yargı bağımsızlığı, yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması gibi çok önemli reformları hayata geçirdik. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirildi. Darbecilerin yargılanmasını önleyen bir madde vardı. Bunlar kaldırıldı. Sıkı yönetim ilanına cevaz veren maddeler, bunlar kaldırıldı. Yani anayasamızda hükümet sistemi değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de dahil olmak üzere çok önemli, yapısal, reform denilecek önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Tabii bu, tüm bu düzenlemeler anayasamızdaki vesayetçi ruhu ortadan
kaldırmaya yetmedi. Çok sayıdaki değişiklik, maddeler arasındaki yeknesaklığı da elbette ki zedeledi, bozdu. Dolayısıyla Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak, süreç içerisindeki kazanımları da koruyarak yeni, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı yapması lazım. Bu da tabii bunun yegane yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimiz bu konuda inşallah uzlaşırlar. Meclis Başkanımızın bu yönde büyük bir gayreti var. Bu konuda partilerin de anayasa değişikliği önerileri geçmiş zamanda oldu. AK Parti'nin, MHP'nin bu konuda geçmişte çalışmaları oldu. Tüm bunlar sivil toplumun da görüşleri alınarak, mecliste o uzlaşma zemini de sağlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın öncülüğünde inşallah bu başarıya ulaşır ve milletimize olan borcu da Cumhuriyetimizin ikinci asrına başlarken yerine getirmiş oluruz ve 28. dönem parlamentosu da tarihe geçmiş olur. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler. Adalet Bakanı Yılmaz Sonucu'nun açıklamalarını ekrana getirdik. Devlet Bahçeli'nin DEM Parti kapatılsın çağrısı üzerine yaptığı açıklamalara paralel bir söylemde bulundu. Teröre mesafe konulmazsa kaçınılmaz diyor. Liste içeride kamudaki tasarruflardan, bu anlamda atılacak adımlardan bahsediyorduk. Son açıklamalar bu noktada önemliydi. Yine Mehmet Hacet söz almıştı. Yarıda kesmek durumunda kaldık. Oradan devam edelim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Mehmet Hacet. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019'da 1171 kiralık araç kullanırken şu anda bu rakam 2851'e yükselmiş. İki katından daha fazla, yani 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi. İstanbul'da da 2019'da Ekrem İmamoğlu bir sürü aracı Yenişkapı'da toplayarak bir görsel şov yapmıştı. Orada da benzeri bir, yine bu sayıların orada da artışı söz konusu. Dolayısıyla bunu böyle bir tek taraflı değil, herkesin sahibi, herkesin dikkate alacağı şekilde. Şimdi belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir güç elde etti. Bu güç aynı zamanda bir sınav işte. Ama ne kadar oldu? İşte 3 haftayı geçti. Baktığımız zaman hep bir, yani bir icraat, bir vaat. Bundan ziyade hep bir negatif gündem. İşte şu kadar borç aldık. Halbuki başlı başına sadece İzmir Belediyesi'nin 5 yılda yaptığı borç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti ve MHP'den geçen toplam belediyelerin borcuna tekabül ediyor. İstanbul Belediyesi'nde bu iki katı. Yani 100 milyarlık bir rakam İzmir Belediyesi için, 180 milyar liralık bir rakam İstanbul Belediyesi için. Çok böyle yakışıksız bir şekilde bir jacuzzi gündemi iddiası, suçlaması, iftirası daha doğrusu yine Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanından gündeme gelmişti. Hani bir söz vardır, oynamasını bilmeyen yerin dar dermiş diye. Bu şu anda ilk 3 hafta içerisinde maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin verdiği görüntü böyle bir negatif siyaset alanına giren bir görüntü. Halbuki icraat bekliyor. Bir de şey var tabii, böyle sığınmacılara karşı ırkçı bir takım eylemler. İşte Afyon'dan gördük bunun bir tane örneğini mesela. Orada sığınmacıların açtığı bir dükkanın kepengini indirip, bu da çok böyle vatah bir şeymiş gibi, onun önünde açıklama yapıp bir demeç bir CHP'li belediye başkanı. Ya biraz pozitif icraat, yani hiç hiçbir şey yapamıyorsan bir asfalt dök yere, bir şunu yaptık, bunu yaptık, park açtık, şurada buna başladık çalışmaya diye. Yani böyle bir pozitif gündeme yönelmeye bence Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin ihtiyacı var. Genel iktidarla alakalı, evet, yani şimdi bu tasarruf, kamu tasarruf bir defa mesaj etkisi bakımından önemli. Şimdi ekonomide topluma diyorsunuz ki tasarruf yapacağız. Bunun kamudan başlayarak buna ön ayak olmak hem verimlilik açısından hem de bir mesaj etkisi bakımından önemli. Ben o nedenle burada yapılacak olan çalışmayı çok önemsiyorum. Sadece böyle araç kullanımı, kiralık araçlar vesaire, yeni araç alımı o anlamda da değil. Şimdi evet. Mesela bak şurada. Numan Kurtulmuş da dün vekilleri alıp Anıtkabir'e otobüsle gitti. Hatta bunun bir görüntüsü de olması lazım. Yani bunlar, evet, bak şurada. Yani
Yani bunların iyi bakın mesaj etkisi, bunların devamında gelmesi bence iyi. Ama bu olurken de ölçüyü de kaçırmamak lazım. Yani bir taraftan ben o şeye de inanıyorum. Yani bir taraftan itibar meselesi, sizin algınız ülke olarak bu da önemli. Şimdi ben bu eski başbakanlık binası vardı. O arada o dönem bir Adalet Bakanıydı. Bekir Bozdağ'la bir program yapmıştık. Yani öyle bir haldeymiş ki bak burası başbakanlık bir şey olarak kullanıldı. Boyasını bırakın sıvaları dökülmüş. Yani havada aklamış falan. Şimdi gelip de iş bu kadar noktaya da getirilmemeli. Yani itibarı da bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son derece önemli. Ama esas altını çizmek istediğim husus şurasıydı. Mesela yeni karar alın yönetimi. Kamuda personel sayısı şişirilmeyecek. Yani emekli olanlar kadar personel alımı yapılacak. Şimdi bunu destekliyor mu muhalefet? Desteklemiyor mu? Çok kritik bir soru. 3,5 milyon diyelim. İşçilerle birlikte 4 milyon tane kamu çalışanı var. 4 milyon 100 bine çıkmalı mı? Yoksa 4 milyonda tutulmalı mı bu? Sadece emekli olanların yerine mi alım yapılmalı? Şimdi tasarruf kalemi diyorsunuz da yani burada çok ciddi bir yük getiriyor. Kamuda personel sayısı böyle şiştiği zaman, şişirildiği zaman. Bunu şimdi bu sene uygulamaya koydu. Hazine Maliye Bakanlığı ilkeyi. Buna ne diyecek muhalefet partileri? Ben merak ediyorum. Yani bu ilkesel olarak bu da bir tasarruf yani personel tasarrufu. Tasarrufun belediye bütçelerine yansıması nasıl olacak? Tabii bütçeye direkt yansıyor işte. Yani siz fazladan 100 bin kişi alırsanız kamuya o 100 bin kişinin bütçeye geometrik olarak çarpmanız gerekir. Bir de şunu da söyleyeyim, öyle tamamlayayım ben. Son dönemde özellikle yani geriden gelen gençler, iş gücüne katılanlar açısından özel sektöre göre kamu çok daha cazip hale geldi. İyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Tekrar özel sektörün daha cazip hale gelmesine dönük bizde bir anlayış değişikliğine ihtiyacımız var. Çünkü her durumda zaten kamunun kapasitesi bellidir. Yani senede 1 milyon kişi işte iş gücüne katılım oluyorsa kamuya kaç kişi alacak, alabileceksiniz? Yani her durumda zaten falan sınırlı ama onun dışında bence ücret politikası da dahil olmak üzere kamu yerine özel sektörü teşvik edici adımlara ihtiyaç var. Peki. Kapasitesi burada. Peki. Buyurun. Ya tasarrufta bir kere birinci derecede işin doğrusu çalışanlar akla gelmemeli. Yani Türkiye çalışanlara daha fazla yani yükselen enflasyon ya da enflasyon rakamlarına uygun olarak çalışanları korumak zorunda. Ücretleri korumak zorunda, emekleri korumak zorunda. İtibardan da tasarruf olur. Yani dönün Avrupa'da. Yani yok yani klasik örneğe döndü. Yani hep biz birçok yerde söylüyoruz ama gerçekten bu ölçüde şatafat yok. Yani bizimki biraz 3. dünya ülkesi şatafatı. Yani normal gerçekten şov ve bu herkes için de geçerli. Yani yalnızca iktidar açısından söylemiyorum. Yani Erdoğan'ın yüzlerce güvenlikçisi açısından da söylemiyorum. Ya ilçe belediye başkanı bile birkaç arabayla hareket ediyor. Onlarca insanla hareket ediyor. Yani bunların olmaması lazım. Yani burada ben şuna itiraz etmem. Orada bile yeni bir gerçekten yeni bir siyasal kültür geliştirmek lazım. Yeni bir siyasal kültür geliştirmek itibardan tasarruf tartışması anlamına gelmez. Yani gelişmiş ülkelerin tümünde insanlar çok rahat tarifeli uçaklarla sağa sola gidebiliyorlar. Yani ciddi yöneticiler. Şimdi sizin normal olarak alacağınız kriter bunlar olması gerekiyor. Diğeri şu, ona da itiraz etmem. Yani tasarruf yapacaksanız CHP belediyesi tasarruf yapmamalı, diğeri tasarruf yapmalı anlamına gelmez. Tasarım bir bütün olarak yapılmalıdır. Çünkü ikisi de kamu kaynağı kullanıyor. Yani sonuçta bankalar kamu kaynağı kullanmış, bakanlıklar da kamunun temsilcisi ve kamu kaynağı kullanıyor. Hazinenin parasını kullanıyorlar. Belediyeler de sonuçta hazinenin parasını kullanıyorlar. Burada bir tek düzeltme yapmak isterim. CHP belediyeleri 2019-2023 arasında çok başarısız olsaydı İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, işte Adana'da oylar bu ölçüde artmazdı. Eskişehir'de artmazdı. Yani demek ki orada bir hak teslimi yapmak lazım ama mesela bu örnekler doğruysa bilmiyorum. Doğru orada. Ya bu ölçüde makam aracına ihtiyaç yok.
Yani Türkiye'nin bir bütün olarak bunu değiştirmesi lazım. Ama esas itibariyle mesela bu tasarruf meselesinde ya da fiyatlara müdahale meselesinde iktidarın, bir kez daha söylemek zorundayım, iktidarın elini kolunu tutan yok. Bunlar normal, rutin yapılması gereken işler zaten. Yani bunun için sizin yeni bir yasaya ihtiyaç yok. Ben eminim bunlar yasada birkaç kez düzenlenmiştir zaten. Var da yani sonuçta siz fiyat kontrolü yapmak zorundasınız. Siz evet, zincir mağazalarını denetlemek zorundasınız. Siz üreticiden hale, halden marketlere giden ürünlerin fiyatlarını zorunlu olarak yani yasadanlardan dolayı denetlemek zorundasınız. Peki. Bu işin de ayrımı olmaz yani. AKP'li, CHP'li, MHP'li ayrımı olmaz. Daha sonraki süreci hep beraber izleyeceğiz. Evet. Ve bu masada tartışmaya da devam edeceğiz. Necdet Saraç, Mehmet Hacı, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü. Ben teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.